Tamam Semacığım. Emir Mont sana merhaba dedi. Efe hoş geldin. Selam. Öncücümü sana vereyim. Tabi burada var işte. Hı. Dur şimdi buradan şey yapacağım da kel kalanma da. Hoş geldiniz. Ya o kadar iyi şey yapma. Gene fırça. Yeni gelen arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Efe ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? Bağır, bak yanınıza giriyorum bağırıyorum şu an. Hoş buldum güzel insanlar. Eyvallah eyvallah canım. Bugünkü yemeği biraz sohbet edip öyle yemeye başlarız. Hava daha da serinlemiş olur. Hep yapmak istediğim şey şöyle yaklaşıp merhaba demek. Ekrandan ekmek banıyordum. Bu sefer buradan ekmek banmaya geldim. Banacak. Banacak maşallah. Ne tatlı bir konuk Allah'ım Allah'ım diyor. Evet. Çok teşekkür ederim Semacığım. Ay siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Yayınla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Her şey normal. Ben de gözükmüyor. Bitrate'de bir sıkıntı yok. Ay maşallah Efe'cim. Efe. Marmara Üniversitesi'yi kazanıyorum. Maşallah. Tebrikler. Bravo. Ben de buradan bu şey yapayım size. Ah. Durumlar iyi valla. Kendi şeytan diyeceğim. Kendi hesabım mı? Neyi? Sen kaç hesabın var? Tek hesabım. Ay siz ne yapıyorsunuz gençler? Nasıl gidiyor? Akşamı sıcaklığını kavururken bugün ben bayağı yandım ya. Çünkü çok sıcaktı. Aa dün domates annem yaptı. Evet arkadaşlar annem ne yaptı? Size onu göstereyim 2 saniyede. Annem önümüzde duruyor. Ha tamam. Gördüğünüz gibi şu güzellikleri. Oğuz hoş geldin. Şu güzellikleri yaptı. Domates sosu. Domates sosu bunların hepsi ya makarnaya gidecek ya yemeğe gidecek ya da ne diyeyim size? Her şeye gidecek. Daha yapılacak. Daha yapılacak. Daha haftayı da şey pazardan alacağız. Eskisi gibi 1,5 kaç liraya almıyoruz. Kaç tanesini şey koyduk galiba anlayacağım? 3 tanesini mi? Hadi sen satışa çıkart. Tamam 100 lira. 100 lira. Bekle geliyorum. Yavaş yavaş başlamak lazım. Anca yapacağım. Oturuyoruz değil mi? Oturuyorum. Sohbet. Ben misafir yemeğe geldim. Gurmetçik. Yoo daha dur bulaşık yıkayacaksın. Hayır. Yani bak bulaşık sonra dolapları boşaltacaksın. Sonra ne yaptıracağım sana? Çamaşır falan. Ha ütü var. Ütümüz var. Ütümüz var. Allah'ım yarabbim ya. Bekle geliyorum erken değil. Bu hafta başladım artık. Önümüzdeki hafta. Ben Ağustos'un 15'ine kadar az yapmayacağım çünkü. 30 kavanoz yapacağım. Daha bak kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Şu küçük olan. 7,5. 7,45. Sadece zeytinyağı ve iri tuz kullandım. Başka bir şey yok ama çok kaynadı. Kaya tuzu. Kaya tuzu. 3 saat kaynadı arkadaşlar. Çek. Oh geldi mi? Furkan merhaba. Furkan geldi sevgili. Ne yaptın Furkan? Barıştın mı oğlum? Ha bu şey değil mi? Meşhur bir arkadaşım vardı. Karadeniz'de, evet. İnatçı. İnatçı. Nasılsın? Barışmadın mı? Ooo. Değil mi? O inatçı sen ondan inatçıymışsın. Puan aldı. Hiç yazmadı. Sen de yazmadın. Değil mi? Biraz Furkan, koşmak gerekiyor kızın peşinden. Hayırlısı olsun. Beni yaktın. Beni yaktın diyor. Seni niye yaptın? Ya biz şey daha bir de şey yapalım buraya böyle herkesin güzel birbirine göz çok güzel. Yansıtalım. Tam domatesli pilav için o zaman. Hmm. Mantıklı. Domatesleri yani, sevmez. Ya ben sade severim ya da şeyli severim. Ben her şeyi yerim arkadaşlar. Sıkıntı yok gerçekten. Ben bir ağız tadını bilirim. Ellerim ben boş diyor. Ellerim boş. Kızı ne canını yaktılsın. Ama yok siz barışacaksınız. Evet evet. Bir yerde görüşüp barışırız. Kıza yemek ısmarla sen boş ver. Her şey mideden geçer. O biraz erkek için değil miydi lan? O biraz erkek için değil miydi? Ya fark etmez.
Hoş geldin Kasım. Kasım, Kasım ses ver. Annem ses verdi. Bir kadın sana selam veriyorsa ses vereceksin Kasım. Dur çocuk, Berk yaşıştı, bir yere gitti. Ben çok sinirli, agresif bir insanmışım, öyle diyorlar. Aynen anne, yoklama alıyor. Lütfen herkes yerlerine. Bak şimdi... Çiçek yapın arkadaşlar. Modlardan Gaye burada, Denizay burada, Kasım burada, Salih burada. Ötekileri sahteymiş. Aa, VIP'lerimizden de Öncü'nün çok 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 değerlerdi. İsmini yine hatırlayamadım. Onur. Onur, hoş geldin annem. Ben bilmiyorum ama çok değerli. Öyle bir tatlı değil ki. Yani... Bertancığım benim, hoş geldin. Bertan, hoş geldin. Nasılsın efendim? Gayet hemen şeyde yatıyorum. Evet, gayet evet. Çalış, çete düzene sok. Tamam mı? Yemek yiyeceksin, bunlar bedava değil. Maaşımızı yemekle alıyoruz. Merhaba Bertan, hoş geldin. Seni yatıracağım. Aynen, sen tam çıkmıyorsun ama. Olsun, sonra çıkarım. Onun güzelliği yeter orada, değil mi? Orada bir yansıma çıkıyor ekranın kenarından. Işık var orada, bir köşe altan bir ışık geliyor. Aynen, yani. Bir ışık duyuyor. Mesela ben önce... Allah'ım yardım. Madem bu kadar yemek seviyorsun, peki en sevdiğin ve en iyi yaptığın yemekler? Pek yapan değil. Ben dolmacıyım arkadaşlar, dolma. Ama yapamam. Dolması? Her türlü biber dolması. Ne o dut sarması, dolması, her şey. Her yaprağı sarılan her şeyi yerim. Dolma diye bana her şeyi direkirsin. Tamam, 10 gün sonra yemeklerinde dolma sarıyoruz. Valla. Önceden saracağım da. Sarılmış vereceğiz. Çiğ de yemişliğim var küçükken ama. Ben de severdim. Dolma, dolmayı çok severim yani. Ben de severim. Yani. Anneannem yanında oturdum. Sararlardı annem, anneannem. Çiğ verirlerdi, ben de yiyeceğim diyeyim. Aynen. Bahadecan, hoş geldin. Bahadecan, hoş geldin. Oo, nasıl sadece, merhaba, hoş geldin. Hoş geldin Furkan'cığım, bence yeni boyunca bize destek olmak için kal. Evet. Nadir, hoş geldin yavrum. Bütün kontrol sana... Perşembe günü sohbetleşiriz seninle. Salih, bütün kontrol da laptop bitirmiş kızcağız. Niye taşıdı bunu biliyor musun sen? Emir Mahdi. Kahveniz benden arkadaşlar. Kahvesiyle, hoş geldiniz. Kahvesiyle geldi. Kahveyi buradan atıyor Gaye. Bak çalışıyor. Hemen çalışıyoruz. Çalışıyor hemen, kahveyi atıyor. Hello. Merhaba, hoş geldin. Boss Game House. Merhaba, hoş geldiniz. Emir, seni ilk defa görüyorum. Tanışalım. GBT'lini alayım. Onu ben yaparım. Sen yapamazsın. Tamam. Annem alacakmış. O büyük olduğu için. Emir mi adı? Öyle yazıyor. Emir'cim, hoş geldin canım, bizim kanalımıza geldiniz. Ben önce kendimi tanıtayım, bugün benim ağrıyor yine. Ben boşluğun annesiyim. Kendisinin reklamını yapıyor. Boşluğun annesiyim. Birlikte yayın yapıyoruz, bugün yemek yine yapacağız. Ben başka birisini tanıtmak istiyorum. Bugün gelen misafirimiz güzide insan. Kendisi çok değer veriyorum çünkü çok çalışkan bir insan. Annem gibi tembel değil. Yani kesinlikle onu söylüyorum. Çok çalışıyor. Annem için çok çalışıyor. Chat, bir şey söyleyebilir miyim? Haftaya cumartesi yemek yayınında yokum. Kendime de kanal açıyorum. Açıyor Gaye bana kanal. Tamam, ben operasyon yapıyorum bugün. Evet, onu ben doğurdum. Anne, bak boğazım kurudu konuşurken. Yani dikkat et, benle çok uğraşma istersen. Boğazına bir şey gelmesin şimdi. Sen benimle uğraşma. Bana yani. Bak, beni kızdırma, bu yaşta açarım kanal, şakır şakır yükseltirim abone mi? Tabii canım. Ha. Bir şey söyleyeceğim, tarafım belli yalnız benim. Gaye bak, çok yakınsın bana. Sol tarafı biraz yumuşak olabilir ama gerektiği kadar sert ol. Çarşı karıştı. Emir'cim sen nasılsın? Bizim kanalımıza hoş geldin. Onu Emir. Ben doğurdum demeyi unuttum. Evet, onu ben doğurdum. Annesiyim, onu ben cevaplar seni satar. Çok iyi değil mi? Bak, bu yanımda ilk defa iyi örnek olarak göstereceğim Gaye'ye size karşı neler yapacağımı. Anneye tembel demeyin mi Emir'cim? Bana tembel diyor. Bu mutfağı hazırladık ettik bak. Ben sildim yani hiç. Ben buraya ya 4 yalan servis sildim ben ya. Çamaşır suyu ile sildim. Sildim ben, ne demek ya? Oha, bir de yaptığım bir şey inkar. Bunlar var ya, bunlar. Hepsi. Bunlar hep kırış bunlar. Arkadaşlar, bugün sabahtan. Evet. Yaptık. Aynen. Kışın domateslerimizi kullanacağız. Allah kısmet ederse. Ben taşıdım bunları. Pazardan taşıdım bunları. Doğru söylüyorum. 8 kilo taşıdım pazardan. İki gün boyunca pazardan taşıdım ben bunları.
Salih, beni terk ettin ha. Sen şey aşk olsun, hiç senden beklemezsin. Aşk olsun Salih, hiç beklemezsin senden. Ağlayayım mı şimdi Salih? Cimcik atacağım da yazık oldu cimcinize. Domates sularımız hazır maşallah. Daha da yeni bu. Bunlar şey evde biter bunlar. Bunlar biter yani. Ya ben daha boş kavanoz da çıkardım dolapta. Bunlar diyorum bak anne diyorum bunları da çıkardım. Esas bizim 18 tane portakal sularımıza yaptığımız borçlar var. Ne oldu onlar bilmiyorum. Çöpe atıldı. Şimdi boş kavanoz alacağız. Yemin billah boş kavanoz alacağız şimdi. Ay canım benim bas konuş buraya bas. İlk kez sohbetleşiyorum. Bütün kıyafetleri yıkama koksun gözüm. Kıyamam ya. Aynen. Aynen öyle canım. Aynen öyle. Öyle mi? Onu bırakın siz. Şimdi nokta. Atıyorum lacivert pantolon giymiş. Erkekler vallahi size de söylüyorum. Lacivertin altına ay, siyah çorap giymeyin. Ne olur kurban olayım. Ay ay sinirlendim şey. Anne o zaman bunu atın yeşil çorap giymem yeşil gerekiyor şimdi. Yeşil yani yeşil giymem gerekiyor. Bu böyle ne efendim sürekli giyiler. Hayır o zamanlama uyuyor canım. Yani uyuyor yeşil değil bu bak. Önce şimdi siyah pantolon giyiyor altına lacivert çorap giyiyor. Bir gıcık oluyorum. Bir gıcık oluyorum. Ya oğlum da bu çorap buna olmuyor ki yani. Baksana yeşil. Evet moda şimdi hoş geldiniz. Bugün boşu inceliyoruz evet efendim. Kendisi Miami Beach'te giyinen insanlar gibi giyinmiş efendim. Şimdi bu kayışın da yeşil olması gerekiyordu. Bu kayışın da yeşil olması gerekiyordu. Kalksın öpsün ayağını da. Ben ayaklarının altına kadar ovuyorum. Belini ovuyorum, bacağını ovuyorum, omzunu ovuyorum, başını ovuyorum. Bu parmaklar var ya bu parmaklar. Ne kadar değerli parmaklar. Yani duymamazlığa geliyor ya. Duymamazlığa geliyor. Duymamaz işte yapılan iyilikler gözükmüyor. Ne alanlar var görüyorsunuz birbirine. Ne oğullar var ne alanların yaptığını görmemezlığa. Duymamazlığa geliyor. Ya ya. Kavanoza para verdiğim zaman. Sen önce abone ay madem. Çok güzel bir noktaya değindin gerçekten. Bizim evet güzel bir bakış evet. Gerçekten. Ha bunu da bu söyleyen grey bastım. Sen evet abone olman lazım önce. Dikkate alamıyoruz yoksa. Alamıyorum şu an. Valla siz ne yapıyorsunuz başka? Yemekte ne var? Ünlenmeyin Emir'ciğim valla bak hemen. Moderatörümüz Gaye yanımda gerekli komutu aldı. Hemen, ben buradan çünkü cimcik atacağım. Çok yakın bana. Sol elim biraz yumuşaktır ama. Sen ne diyorsun ya? Yumuşaktır. Masaj yapacağım. Yapayım ben. Masaj. Ya beni boyala. Beni boyala. Beni boyala. Eline bak. Sağlık anne ben hiç. Bir de erkek falan bilmemem. Kendi cinsine dikkat et. Seni öldürürüm ben. Çok tatlıyız. Perşembe onu atarım. Ne atıyorsun? Ay omuza. Aha. Hücuma geçti ablam, hücuma mı geçti? İki kadın ortasında kalan, ne oluyor, dilek tutamıyoruz değil mi? İsimler aynı olursa dilek tutamıyorsa. Yani, ben bilmiyorum ama ya. Çok iyiydi. Yani hiç bilmiyorum sizin. Gaye Aynur şimdi, Gaye Aynur. G ile başlıyor, O ile başlıyor. Sen olmuyor. Aynur, R ile sonu bitiyor, senin E ile bitiyor. Yine olmuyor. Yani bir şekilde ortada harf olması lazım. Ay yordum. İki çiçek bir böcek aynen. Ha iki çiçeğin ortasında kalan böcek ben oluyorum. Sağ ol çok teşekkür ederim. Öylesin. Evet iki çiçek. Şimdi çiçek. Hem de nasıl böcek olduğun belli sakalların da var. Kusura bakmayın. Ben de kestirmek istiyorum ama gerekli baktığıma zamanı bulamıyorum. Canım benim. Korona var bile biliyor musun? Korona var. Şu iki yıl oldu. Pardon iki yıla geleceğiz yani. Bir buçuk yıla geçti. Doktor bana yazdı. Hastaneye gelir misin diye. Ben dedim şey kan tahlişeyi ölçümü için. İğne oldum ya aşımın dozuna kadar oldu. Gelir misin diye anket dolduruyorlar. Gelir misin diye cep telefonu bırak dedi. Ben bıraktım telefonumu. Ankete yazıyoruz. Adın soyadın ne? Hangi ilacı kullanıyorsun? Hı hı. İşte kaç yıldan hastasın? İlaçların oldu mu? Hangi ilacı oldu? İşte onları oldu. Gelir misin? En son formu doldur. Aynen onun bunu duyduğu yok. Çünkü onda... Neyi ona? Fobi var. Fobi. Biliyor musun? Fobi. Fobi değil. Fobi. Fobi. Fobi işte. Fobi. Ben fobi dedim. Ben fobi dedim. Sen yanlış duydun. Sen fobi dedim ben. Sen hobi diye anladın onu. Fobi dedim ben. Tamam mı? Sen kulaktan duymuyorsun. Teyzeciğim kulaktan duymuyorsun. Eyvah eyvah. O da yaptım hiç duymuyor işte. Ne olacak işte. Onu diyeceğim doktora. Ben kan tahlili MR'ları çekeceğim. Ne zaman geleyim falan. Onlarla da konuşacağım. Cerrahpaşa mı gideceğim? Evet mecbur. Çağıracaklar. Doktor mu çağırdı seni? Ne dedi? Niye anlatmıyorsun bana? Niye anlatmıyorsun? Anlattım şimdi. Ne anlattım ben? Ama niye şimdi anlatıyorsun bana? Pardon.
Ne oldu artık gel mi dedi? Hayır gel. Ne zaman gideceğim falan bize? Ne zaman gidiyorsun son? Arkadaşlar kalip alında bir daha kadın dinlerse anlattığım şeyi. Ya Allah'ım anlattığım şeyi ben bir dakika. Malezya'ya merhaba hoş geldin canım. Malezya'ydı adım değil mi? Eğer ben senin adını bilirsem çok zekiyim. Malezya mıydı adım? Hayır değildi. İçine doğdu dur. Malezya. Yok. Malezbe, Malezbe, Malezbe. Çocuğun ismi o. İsmi çocuk farklı. Malezbe. Aydın'da yaşıyor. Aydın'da yaşıyor. Öyle mi? Aydın'da yaşıyor. Hiç bilmiyorsun adını. O çok şey değil. Adın... Malezbe adın neydi? Tanışırız falan. Tanışırız. Bir kahve içelim mi? Malezbe. Yok, tamam. Antalya'da yaşıyor. Ha ben öyle zannediyorum. Tatlı eksik kalmışsam ilmik helvası. Ha şey. Öyle sen de anladım. Mesaj alındı. Olsan. Ha tamam değilsin. Hoş geldin. Kahve düzmeden arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ooo beşinci ara. Selam abi uzun zamandır yoktum. Geri geldim kalp gülen surat. Her zaman evet. Bekleriz. Çok Lehunter. Lehunter 35 gelmiş. Beşinci ayı. Lehunter gel falan çekelim Lehunter. Kahveye atılayım. Valla. Keyifler nasıl? Valla açız, yemek yiyeceğiz. Bu hafta da bir yemeği düşürdük ya. Ben aç kalıyorum. Aç kalıyorum sıcaklardan da bir bulatıcı yemek de yemiyoruz. Evde aç kalıyoruz. Ne yiyorum biliyor musunuz? Kızartma. Kızartma kızartma. Valla mantı yedik mantı. Bir yedik bir oturdum bir midem sarımsaklı. Grayda'sa bir cevap vermem lazım. Babacın nurlar içinde yazsın. Allah rahmet eylesin. Evet. Ama bu yayında Öncü bana takılıyor. Öncü de bana çok iyi bakıyor. Onu da hakkını cidden inkar edemem. Sen de mükemmel bir evlatsın. Seninle de daha önce biz konuşmuştuk galiba sanıyorum. Annem kaldı. Evet. Canım benim. Her şey gönlünce çok olsun. Çok sevgiler. Vallahi çok sevgiler. Her şey hayat. Neredesin sen benim manevi oğlum? Olur hoş geldin. Ha böyle ilk duyuyordu geçen yayına girmeden önce. Yayın dışı duymuş. Öyle miymiş? Öyle duymuş aynen. Uğur. Hemen geliyorum Uğur. Geliyorum görüşeceğiz Uğur. Evet yayının şeyini ben ele alalım. Ben ele geçirelim. Ne yapıyorsunuz anlatın bakayım. Hadi sen biraz sohbet et. İyiyiz bizler de. Çok güzel şeyler yiyeceğim arkadaşlar. Çok sabırsız ve heyecanlıyım. Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biri daha mı geldi? Evet bir abone daha oldu. Ben de niye gördüm? Ben de görmedim. Uğur'u tekrar paylaştım. Daha önce dün paylaştığım görüntü ekranda gözükmedi. Gözükmedi evet. Gözükmedi. Şimdi gözükmüş olması lazım. Gelmedi. Görüyorsun manevi abla, abini. Ablam mı? Bu ne oluyor lan? Ay! Ya Grevers abone edildi. Salih sesledin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Demek ki artık konuşuruz. Bu Grevers'e sadece Yarın mı konuşuyor? Kim oldu? Salih abonelik hediye etti. Greybass'a aramıza hoş geldin. Kesene bereket. Salih'cim çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Her treni başladı galiba. Harikasınız. Aynen. Başlatayım mı? Yayına başlayayım mı? Ne yapalım? Evet başla yavaş yavaş. Şu anları ben mi doğrayayım? Emin misiniz? Evet. Burada evet. Gurme varken. Hayır. Ben yayına başlıyorum. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz YouTube'a videolar geliyor oradan da kanalı beğeniyorsunuz Instagram'dan takip ediyorsunuz ve sosyal medya Twitter hesabımız da var Facebook grup sayfası ve YouTube'dan da takiplerinizi ve videoları beğenmenizi unutmayın çok teşekkür ederim hepinize sağ olun var olun YouTube'da katıl burada Twitch'te Prime ve abonelikler var her şekilde destek olabilirsiniz hepinize çok teşekkür ederim kadınlar arkada dırdır yapıyorlar 2 dakika susamıyorlar bu kadınlar biliyorsunuz gönlümüz hayatımızın bir çiçektir. Hepsi bir çiçektir kadınlarımızı. Kadınlarımıza değer verelim. Başımızın üstüne taşıyalım ama çenelerini bir ayağına tutsunlar lütfen. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ ol. Buyurun. Kalk sık boğazına. Teşvik var. Gel. Onlar o benim hediyesine. Ben mi gel?
gerçekten mi? Gel. Hayır lütfen ben izlemeye geldim lütfen. İzlemeye mi? Yani sen buraya kadar geldin. Soğan benim işim. Sen buraya kadar geldin. Laptopu vallahi taşın. Soğan benim işim. Soğan ben senden izleyeceğim diye çok yol tektim geldim. Çok yoruldu. O yüzden şey ama başka böyle bakabilecek tat tadı nasıl olmuş diye bir şeyler var. Yemeğe gelmiş bu. Onları tadım ekmeğimle birlikte geldim. Onların tadına bakabilirim. Pakette ne yazar adeta? Ne oldu? Ne oldu? Ben ne yapıyorum? Hediyelik. Çok teşekkür ederim. Ne etmiş? Ya bak dedin ya hediyeler çok konuşamıyor. Hediye edenler konuşamıyor galiba. Yukarı kanat kaldı biz ismini öğreniyoruz. Greybas kanala 5 tane abonelik hediye etti. Kesene bereket, Uraz Tegin'e, Fazi Zeke, Murat Sıkaya hediye etmiş. Uraz Tegin'e. Jakob Biyana hediyelik abonelik etmiş. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Çok sağ olasın. Çok, çok teşekkür çok ederim. Bol bol konuşabilirsin kardeşim. Eyvallah. Yok ben şaka yapıyorum. Yok, şey buna ciddi almayın. Şaka yapıyorum. Yemin ederim. Vallahi şaka tamam, yapıyorum ben. O doğrayacak şimdi bıçağını vereceğim. Yok o doğrayacak sen merak etme. Ne dedik onu? Sana ben iş yaptırmam. Soğanları ben doğrayayım. Yok önce doğrayacak sen. Sen bu masadan çok dikkatli kal. Tatlılarım görmesin. Parçalarım öncüyü ben sana bir şey yaparım. Böyle yedireceğim yedireceğim şişeceksin masadan kalkamayacaksın. Şey değil mi ondan sonra sen beni yiyeceksin falan. Tabii kurt olarak yani. Gaye afiyet olsun. Sağ olasın Hatice'cim. Teşekkür ederim. Dur bakayım. Nereye gidiyorsun yine boşluk? Yok. Ekrana bakıyor. Başlık yani doğru yazdın değil mi? Aman Fatih. Valla doğru yazmış. Çünkü mükemmel bir erkeğim. Gerçekten. Gerçekten hakkını yayınlayayım. Yani biz işimizi mükemmel yaparız. Prensip sahibi bir insanız. Başka da mükemmel değiliz yani. Bunlarla... Bu senin bıçağın değil mi? Özel evet. Bıçak. Özel bıçak. Aa göstereyim bir sokayım mı? Tövbe tövbe sana dur bir saat. Tövbe tövbe. Sokayım mı? Evet. Evet. Bence reçete göstermen gerekiyor yani. Çok usta bir... yani, tam bir usta. Tam kim bir yaptı? Yani şey ters çevirdim. Yaptı, ters kim hediye yaptı? Yaptırdı. Kim hediye Trabzon'da yaptırdı getirdi? Trabzon'dan hem de. Hem de Trabzon'dan. Üf. Ya çok kıskandım. Hırşım der yerlerden gelmiş. Çok kıskandım. Evet. Sürmeli'den yaptırdık getirdik beyefendiden. Sürmeli şey bu bıçağı. Ha ondan böyle güzel soğan kesiyor. Bakın. Allah'ım ya korkuyorum şimdi. Önce Gökçe yazıyor. Hadi boşluk. Buyur. Ben o bıçağı sürmem. O soğanın minik minik yapacağım buraya koyacağım. O soğanları buraya koyacağım. Evet. Şimdi biz sohbete devam edelim. Oturun Gaye'nin yanında sizler. Bu arada şöyle teker teker çok teşekkür ederim abonelik biri için. Çok sağ olasınız. Mutfakta her şey dönüyor. Furkan ben şeyi bilmiyorum. Isırdan çorbasını bilmiyorum anneciğim. Furkancığım. Isırdan şey neymiş? Emir istersen çık gir bir daha tekrar belki çıkarım. Ne evet. Dersin? Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Vallahi ne diyor şefim bir davet var mıdır mutfağınıza misafir olalım. Buyurun. Nerede gelin. Yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Kimsin sen? Konum atalım gelin. Konum atıyorum dağın başına. Ha lahana çorbası. Kara lahana. Kara lahana dolması yapacağım. Furkan. Şey Gaye de çok seviyormuş. Evet biz çok seviyoruz. Evet. Daha Gaye nerelisiniz siz? İstanbul. Sarıyer'de zaman. Ha öyle bir bahsetmiştim. Ya, ya, bıçağı bana tutmaz. bıçağı bana tutmaz. Normalsin. İstanbul'musun. Tamam. Biz de Anadolu yakasında oturuyoruz Gaye Bas. Yani doğma büyüme annem baban da İstanbul'da. Peki Tabii, hatta anlatayım ben tanışma hikayelerini. Babam Rumeli Kavan'da oturuyor, annem Anadolu Kavan'da oturuyor. Oh. O zaman tabii böyle taşıtlar falan yok. Vapurlar varmış işte. Evet. Hatta şimdi ona şey deniyor, Çingene vapuru falan deniyor. O böyle evet. Anadolu Kavan'dan kalkıyor, Eminönü'ne kadar bütün o Boğaz'daki durakları uğraya uğraya evet, gidiyor. Evet,
Evet evet, ben de çok istediğim bir şey var. Evet, orada tanışmışlar, öyle işe giderken. Aa, falan. Ben tanışmış, iş haberi yapıyorum. O zaman bol bol vapurayı falan yapmış. Böyle başlamış efendim. Peki İstanbul'a nereden gelme ya da aile mi İstanbul? Annem Zonguldaklı. Baba da yani tam şeyini bilmiyorum açıkçası o tarihi zamanları ama Buhara'dan göçmüş büyük. Buhara ne? Bu Özbekistan taraflarından göçmüşler. Özbek. Direkt oraya İstanbul'a yerleşmişler. Öyle yani enteresan bizim biraz. Aa, güzel mi? Güzel mi herhalde? Özbekistan'a gitmek. Gitmeyi düşünüyor musun? Tur yapalım mı? Ben de şey dedim. Tur yapalım mı? Yapalım. Ben şeydi de bize mesela şey çekik gözü falan hep dediler. Deli Serkan, ben değil mi? Yani biraz, biraz asarlık var sende yani. Aa, tren kaçtı mı? Ne oldu? Çuf çuf. Evet, Furkan'cığım, o zaman 250 liradan başı rica edin. Aynur teyze Perşembe gayri de gelsin yayına, beraber fal bakın bakalım. Yani o biraz şey olabilir tabii. Ben astroloji olarak ilgileniyorum. Evet. Aynen hani de işte yaparız herhalde bir kombo. Bir şeyler yapıyoruz. Yeter ki bu kız geri gelsin. Ha ben şimdi gece duvaya da oturayım bari bu kız geri gelsin diye. Allah'ım ya. Oo, 1000 TL'ni alırım valla. Duaya oturayım, ne oluyor sen? Sen biraz yumuşak başlı ol kızlara karşı güzel kardeşim valla. Hıçın olma. Zaten hıçınlığı kadınlar yapıyor. Bak ya. Barışınca ne dedin Öncü? Ne dedin? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Çıkışın. Geri dönecek. Türkçüm merak etme. Ay Furkan'cığım geri gelecek hiç merak etme. Hayırlısı olsun ya. Vallahi hayırlısı olsun. Bu kadar kendini hırpalıyor. Nadir'in ne olmuş ben anlamadım orayı dakika. 9 olmasa da 5 katı buradan tırmış mı? Allah Allah. Aa, Allah korusun. Spiderman Nadir. Bak Gaye daha farklı düşünüyor. Sen şimdi bu Furkan'ın durumuna ne diyorsun? Kız ona yazmıyor, etmiyor. Ya ben bir şey olarak söyleyeceğim. Akışta kalmak önemli arkadaşlar. Akışta olun yani. Hayatın getirdiklerine, pozitifliklerine odaklanın. Pozitifte kalmaya çalışın. Hayat çok kısa. O yüzden belki de bu kadar zorlamamak gerekiyordu diyorum. Yani... Ya bırak işini de evet, geçin. Salih Tek ediyor ki sevgili arkadaşlar, sevginiz için dua yapma 10.000'dir. Salih ile birlikte fal baktığında 25.000 teşekkürler. Bir Salih bunu seninle paylaşalım annem. Hepsi bizim olmasın. Bunun bir PR çalışması, bir reklam çalışmasını yapalım. Evet. Tamam. Ay iyi ki geldiniz vallahi sizlerle. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz Türkiye olarak. Görüyoruz, ediyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı. Allah'ım yarabbim. Türkiye Akrep Burcu'ndadır arkadaşlar. Güçlü bir şekilde her şeyden çıkacağız. Sadece karşımızdakileri sabır gösterin. Astroloji anlamda söylesin. İnsanları coşturabilirler. Ne olur sakin olun. Sen özellikle şey sosyal medya paylaşımından arkadaşlar çok dikkat edelim olur mu? Yani o an böyle biliyoruz heyecanlıyız. Çok üzüntümüz var. Bir şeyler paylaşma ihtiyacındayız. Çok iyi anlıyorum ama bir şeyleri paylaşırken biraz araştırmacı olalım. Biraz daha farkındalıklarımızı ortaya koyalım. Biraz daha ince düşünelim. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada domates salçası. Ha şunlar mı? Domates salçası değil, sosu mu onlar? Sosu. Domates sosu. Evde yapıldı. Sen 22 Kasım'san akrep oluyorsun değil mi? 23 Kasım'dan sonra. Ama tabii doğum saatine de bakmak lazım. Doğum saatin de önemli tabii Nalircim. Öyle değil. Bir dakika sorulup da bilgi alayım yok. Aa tabii böyle şeyler. Yok yani. Perşembe günkü yanımıza bekliyoruz. Şimdi sizin gezegenler şeyinizi çıkartacak. Sen seyrediyorsun ya. Salih'cim ters kelepçe. Allah korusun canım ama cidden coşturmak için de yapıyorlar insanları. Ama şu bir gerçek. Ben buna çok inanıyorum. Çok sıkıntılar geçiriyoruz. Türkiye ve haneler olarak. Hanelerimiz hepimiz. Ama biz bunu aşacağız. Çıkacağız. Sabır. Boşluk soğan doğuruyor. Bu kadar onu sabırla bekliyoruz. Ay, o öteki şeyler ne ki? Tabii, ne bileyim annem seni anan ne zaman doğurmuş? Furkan seni ben doğurmadım ki. şey doğum saatini biliyorsanız eğer yükseleninize bakabilirim. Ama doğum saati önemli arkadaşlar. 12 Şubat'ta doğmuş. Saat kaçta doğdu? Tabii gün, ay, yıl ve saat. Saat 9. Senin... Sabah 9 mu gece 9 mu? Furkan. Yılı da söyle. Yılını da söyle. Yemek yerine astrolojiye döndü. Ha
hazır sorulmuşken falan 12 Şubat 2000. Nadir de ben araya sokuşuyordum. Nadir'cim. Yükselene bakmak beleşti. Salih de kendini mahvediyor orada. Yükseline beleş değil 500 bitmiş. Furkan'cım bir 500 bite alalım şuradan şimdi. Bir onu görelim anne. Yok ya, şaka yapıyor bunlar arkadaşlar. Ciddi almayın kesinlikle. Ben soğan doğruyorum. Olayımız soğan. Soğanlar bakın ne güzel yaptım. Bunlar yoksa yandık vallahi bunlar. Bakın soğanları yapıyorum ben. Bunlar da oturuyor işte lak lak. Ya, biz burada çalışalım. Sen çalış bir tane. Saat 9 akşam mıydı sabah mıydı? Söylemedi onu sabah. Yazmadı. Sabah mıydı? Evet. Perşembe günleri. Nerede doğdun? Furkan. Furkan değil mi? Furkan Karadenizli. Nerede doğdun? Trabzon muydu? Trabzon mu? Olabilir. Bilmiyorum. Sabah doğmuş. Ha, Samsun. Daha eyleme diyecektim köfte için de. Daha doğruyor musun aşkım? Anladım. Koyduğunuz soğanı doğruyoruz işte. Daha ne yapıyorsun? Saat farkına da bakmak lazım. Güzel doğruyorsun. Yemek yedi. İncelikli, özenli. Ay. Ay ben bile kaçırdım bak. Arkadaşlar yeni yaptığım domates sosuna bakın. Şimdi karnıyarık yapacağız ya. Karnıyarıkta kullanacağım. Ama düşünebiliyor musun? Sabah 9'dan 12'ye kadar kaynattım. Oh, yemek kokuya bakar mısın? Çok seviyorum evde yapıldığı zaman. Evet. Ama ben size söyleyeyim. Eski fiyatlar yok. Ya çok pahalı. Çanakkale'de bilmiyorum ama salçalık domatesi bile 2,5 aldık. Şok'ta 3,5'tu. Pazarda 2,5'tu. Antalya'da nasıl? Salça yapmak için, domates sosu yapmak için fiyatlar gaye. Ay gaye demişim. Gaye burada. Pardon. Badecan, Antalya'da fiyatlar nasıl? Onu da yaparım. O sosa maydanoz, acı biber turşusu. Ezmesi de yapmak lazım. Acıyı çok önce yemiyor. Yok. Süper seni Hasan. Aynur anne yangın sebebiyle her şey uçtu. Sem tabii domates 7 lira, salatalık 7, meyveler 10, patlıcan 10. Aynı İstanbul'da da öyle. Bugün salatalık, dün cuma pazarı salatalık 12 liraydı. Almadım açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Ben hesaplamalarımı yaptım Badeciğim. Pazarda salatalık domates 50 kuruş. Bak 50 kuruşta 4 bir arasındaymış. Allah hepimize yardım etsin. Amin amin. Furkan'cığım senin yükselen burcun balık. Ay verdi, belli zaten. Verdiğin doğum saatine göre göre yükselen burcun balıkmış canım. Furkan. Nadir sen de mi sormuştun? Evet. Bu kıyağı unutmayı koymuş. Kıyak geçti kız. Nadir bir daha yazar mısın? Ben kaçırmış olabilirim. Nereye yazdı? Bir daha yazdı ki. Ya. 22 Kasım 2023. 2003. Saat 10 sabah galiba. Akşam değil. Saat 11 sabah mı? Bir de doğum yerini de yaz bana. Bahçeden çıkan domatesi, salçık ayısı, şeftali gibi marmelizler sezonu başlar her yaz. Aa ne güzel bina var. Bizim bahçemiz yok. Biz apartmanda oturuyoruz. Sabah izin. Sen de göstereyim. Bak sen böyle doğum şeyini çıkartıyorsun. Ben de böyle mi doğurdum? Seni de böyle çıkarttım ben. Şeyde bakalım. Yaz saati. Bir de şeyde bakıyoruz ki.
o dönem biraz farklı uygulaması var. Saatler önemli ya. Tabii. Ben biliyor musun? Tek başım yaşarken de karnı hareketliyordum ben. Yaptım ben. Evet arkadaşlar, yarım kilo kıymam var. Bu yarım kilo kıymanın birazını karnıyarın içi için birazını da köfte yapıp yayından sonra köfte de yiyeceğiz. Onu da bu arada tabii yapacağım. Yoğuracağım. Nadir senin yükselen burcun Oğlak canım. Nadir yükselen Oğlak'mış. Ben neyim? Seninkini çıkartmışsan bu ödül galiba. Bana sen skorkan mı attın? Sen şeysin oğlum, Başak'sın yükselenin. Başak, evet baktım ben değil mi? Başak. Ya yeni yeni astroloji yeni yaptı. Siz yapıyorsunuz burada. Perşembe günü bekleriz astroloji. Aslında şöyle Discord'dan belki öyle olabilir. Anuracığım yapabiliriz Discord'dan. Yapabilir miyiz ikimiz? Ya yaparız. Evet. Tamam. Yaparız değil mi? Evet. Ama şey, Salih Sensi organize edecek bitleri, abonelikleri falan. Tamam. Duruş kontrolü. Dik duruyorum bak. Hemen dik duruyoruz. Dik duruyorum vallahi bak. Vallahi yardım edecek bir şey var mı Aynur? Hayır hiçbir şey yok. Ha ne o Aynur teyze kalktı orada iş yapıyorsan hemen ona yardım edin. Ben orada otururken ne oluyor? Burada fanlara bakıyor yükselenlere. Bir şey bakmadım ya. Ne yapayım? Biz neyiz? Ben bir yerleri süpüreyim mi ya ben? Ben yerlere bir paspas atayım diyorum. Edepsiz diyorlar. 31 Ekim 1982. Hemen aldım. Ben sana hiç bakmadım değil mi Salih'in? Nerede doğmuş? Evet bak. Uzman hemen soruyor. Tamam öğlen doğmuşsa saat 1 yazıyorsun ama. 2.10 80. Orada yaş aldığı durumda. Nerede doğdun? O herkes şey yaptı. Discord'a katıldı. Arkadaşım ben dikkatli insanım. Her şeyi prensipli yaparım. Ben planlı programlıyım. Çok özen gösterdim. Ay Discord nasıl bir şey gösterin bana ya. Hani girdin ya yemek tariflerine baktın. Ha. Allah'ım yarabbim. Ben korkuyorum. Sakin olalım. Herkes bir sakin olsun. Lütfen. Evet. Doğum yerini yazdın mı? Orada yaz saat uygulaması var. Şey gibi olur. Asistan olur. Asistan olur. Ay, güzel okusun. Bu işte ekmek var deyip lastadir. DC gelmek ister herkese bekleriz. Akşam sohbet muhabbeti. Ha dün gece yapıyorlardı. Gördüm geldim ben de. Ama çok yorgundum. Yattım uzandım. Kendimi salona atmıştım. Ha Emin Hot da yazdı. Tamam ona da bakalım. Bu da 88-98'iymiş. Ay bir şey olur bu arada. Evet, Salih Antalya doğumluymuş. Yükselen Boğa. Salih Sensei. Boğa. Emindim Burcu zaten. Ne? Burcu Akrep. Akrep? Abo! Sen sokarsın ha. Hayır. Bütün her şeyi analiz edip peki 2 dakikada yorum yapmam. Artık tanıdığım olduğu için. Arkadaşlar Boğa çok sakin gözüküyor. Çok sabırlıdır. Yalnız Boğa'nın tepesi. Tepesini attırmayın. Emin sen nerede doğdun? Onu da yazarsan. Evet Emin'cim güzel kardeşim abone oldun. 22 Haziran 1998 akşam bile doğdun ama doğum yerini yazarsam. Mesela Mars'ta mı? Yok Mars'ta değil. Ankara. Akşam yedi. Akşam yedi ya. Aa bir dakika dur Salih Sensei karıştı hatta ben emin ki yapamamışım. Dur. Saati yanlış yapmışım. Bu da chat kayıyor ya. Salih Sensei ben saatine. Yardımcı olayım mı? Öğlen 13. Ha, pardon çok özür diliyorum. Saati yanlış yazmışım. Salih Sensei ben düzeltiyorum. Ben. Ben Burcu'nun kayıyor, gönlünün şeyi kayıyor yani. Her şeyi kayıyor şu an. Salih Sensei, Oğlak efendim yükselen burcu.
Tamam, biliyordum ben buraya olacağını. Bu. Saatleri bir hata almış, çok özür dilerim. Evet, saat 22 Haziran 1998 akşam 7. Emir'cim. Ben burada okuyorum, sen rahat ol. Doğru değil mi? Evet. Ben bunu şey kaydedip atarım size. Emir'e bakalım. Evet, kaynayarak yapıyoruz. Şu an soğanlar kavruluyor. Patlıcan kızarıyor. Patlıcan kızarıyor, evet. Patlıcan kızarıyor ve kıymayı koydum, soğan koydum. Kavuruyorum arkadaşlar. Sivas. Şöyle. Sivas'ta doğru. O da mı yükselen oğlan? Evet, yükselen oğlan. Güneşi yengeç, yükselen oğlan. Benim güne ayım koçtu, öyle dedim bana. Öyle dedim. Doğrudur. Burada hiç hatırlamıyorum. Neyse olur. Öncücüm biraz öne arkaya. Öne arkaya. Nasıl istersen yani. Ben veriyorum. Ne demek? Ben Nura Açım, merhaba, hoş geldin. Rica ederim. Hepinize teşekkür ederim. Köftenin içine hardal koyunca çok güzel oluyor. Ben de hardal koyuyorum. Aa, o köftelik değil mi ama? Evet. Bunu köfte yapacağım yayından. Ekmek kırıntısı var mı orada? Arkadaşlar rahat olun. Hepsinin tadında çok güzel bakacağım. Geçen şeyde çünkü yayınları geliyor ya. Herkesin karnını acıktırıyor. Evet, sarımsak da koydum arkadaşlar. Önceden sarımsaklarımı rendeledim. Evet, sarımsak da koydum. Ondan sonra ekmek çeşimi alacağım şimdi. Kolay verildi. Ya çok tatlı, çok çok. Bak sana görev geldi. 3 Aralık 1994. Baba hemen bakıyorum. Gece 1, Isparta merkez. Herkes yaşıyor burada. Ben Isparta'ya gittim ya. Abim askerliğini yapmışlar. Çok beğenmiştim Isparta'yı. Büyükleri falan. Bir oraya bir tur yaparız değil mi? Her yere. Yeter. Tarihi yeri var mı? Böyle tarihi yok mu? Gül fabrikaları, gül. Her şeyi gül yani. Aa, gül reçeli var mı? Vardır abi. Gül reçeli çok önemli vardır. Bir şey. Vardır ama iyi mi değil mi bilemez. Ben bir tane gül reçelini Bolca'da da yedim. Çok güzeldi. Avuç kadar yer var. Ooo, smokin adamlar, merhaba, hoş geldin canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok neşeli bir yemek yiyelim ve çok mutlu bir yemek yiyelim yapıyoruz. Ben de burada bunları karıştırıyorum. Yanması kesin. Ama karniyedekleri karıştırmam gerekiyor. Karıştırmaya geldim. Onları ben mekşerim. Sen yapayım. Ya ben yapıyorum. Bir duvar tava var mı? Hı? Buradan yapayım mı? Yok. Uzak bir şey olmaz mı? Başak Badeciğim. Aa, çok güzel. Yaya Başak. Aa, Yaya Başak. Kim o? Bade. Bade. Yükselenim Başak Burcum. Ya. İkimizin de yay. Bak, vallahi bu burçta olanlar çok iyidir. Çok mükemmeldir. Evet. Duymak evet. İsteyenlere duyurulur. Burcumuzu değiştirebiliyor muyuz? Bade soruyormuş. Emir'ciğim valla tarihçi değiliz. Biz de olsa bir cevap veremeyiz yani. Kusura bakma da Viyana kuşatması neden kaybediyor sonuçta. Cevap veremem yani, değil mi? Siz geldi. Tarihçi değiliz çünkü. Viyana kuşatması neden kaybediyor? Galiba bu soruyu anlık verilmiş mi bir tarih? Hemen Google'a bakalım. Tarih derslerimiz için ne zaman yayın yapalım? Onun için bir konsept belirleyebiliriz belki. Zamanı gelmiştir. Gelmiştir. İstek var değil mi? Evet, tabii.
R var. Kolum da kapıda bulunduran şirketten girdi. Bir gün ağzım sulandı ya. Valla R var. Biz 1,5-2 yıl oldu. Mart'tan bu yana. İnsan sene Mart'tan bu. 2 seneyi geçmiş. Yo, 1 seneyi doldu. 2 sene geçti. İkinci yıl neden oluyor? Doğru. 2 seneyi geçti. Ben seni tekrar ilişkiyorum. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Biraz tabii uçları, ya aslında uçları olmayan ama uçları törpüleyebilen bir ilişki olabilir. Birbirini değiştirmemeye çalışması belki tabii çiftlerin yanında. Yay etkisi biraz macera ve özgürlük verebilir. Ama Başak yükseleni de istikrar ve o konudaki, yani ilişki üzerindeki itina ve titizlik diyebilirim. Tabii burada cinsiyetler de önemli. Hani hangi cinsiyette ki bu şey tahmin edebiliyorum. Akrep burcu daha ihtiraslı söyledim. Yani ihtiraslı daha tutkulu. Başak orada daha bir temkinli ve otokontrol ilerleyeceği için. Ama bence uygun olabilir diye düşünüyorum. Element açısından uygun olabilir diye düşünüyorum. Benim ama bunun için özel konularımızı Perşembe gitti yayınımızda bekliyoruz. Üçüncü ay kutlu olsun. Ben İstanbul Üniversitesi Gazetecilik mezunuyum. Samir Reis. Samir, hoş geldin. Aynen, üçüncü ayın kutlu olsun güzel kardeşim. Merhaba. Teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yaptığım şeyi kullanıyorum. Baba. Hayda. İsmin, ay çok güzel yapmışım vallaha. Evet. Çok güzel taşımışsın vallaha. Güzel de olmuşsun. Nasıl taşıdın ki? Çok taşı kendi ucuktan bakabilir misin? Ağır, ağırdı, bayağı ağırdı. Çok mu ağırdı? Ya, ağırdı bayağı. Aa, bereketli olsun, sağ ol. Amin, abi. İstihamız hayırlı olsun, nazarlar geldi. Nazarlar. Kırılmasın, dökülmesin, hiçbir şey olmasın da. Hayda. Hayırlısı olsun. Kurtarcım, hayırlısı olsun. Hayırlısı, aynen. Aynen. İki kovanın birlikte olması. İki kovanın birlikte olması. Kova şeydir ha. Değil mi? Benim bildiğim kadar zordur. Vurdum durmaz. Kova zormaz. Değil mi? Hayırlısı olsun falan. İşte böyle bir var. Rahattır ha. Kova adamı ikiye böler. Stres şeyler. Anne zaten Sardyon kova, kız arkadaşı ve kova var. O bakımdan söyleyeyim kova. Ben de onu söylüyorum. Aptal mıyım ben? Yok. Nasıl bir şey? Baba testosu arkadaşlar. Evet. Kampanya yaptık bugün önce. Satıyorum. Ben de kumandım pazarda. Kavanoz şeyleri, domatesleri aldım da. Evde kendi yaptığımız baskılar biliyorsunuz. Ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. Bir de doğal olması gerekiyor. Ne diyor belirsiz şeyleri anlayalım. Bunlar hep evde yapıldı. Bu da 6-3 ay, 2 ay bir kalın. Bana bir şey değil mi? Niye ya, canım 2 ayda bitsin? Dinlerim ya. Haftada bir yemek yayını yapıyoruz. Tamam. Ekim'in sonunda mı başlayacağız çarşambaları? Ekim'de, evet Ekim. Sıcaklar geçsin. Hayırlısı olsun, Salih teyze bir şey diyemiyorum, olabilir yani. Ne diyor, ben okuyayım bakayım sağ. Yiyebilirsin Sony. Önce Sony Boy'a cevap verir misin? Domates sade makarna döküp yiyebilir miyim? Bir de evet, çok rahat olur, güzel olur, lezzetli olur. Tereyağında ısıtacaksın, makarnayı da pişireceksin. Sarımsakta da sos hazırla. Öf. Ne yeniyor ha? Ne yeniyor? Yam. Yayındayken şey değil mi? Yani kokusunu almıyorsun ama bir şeyler pişiriyor ya. Gerçekten. Ama ben kokusunu... bazen ekran ekmek banıyorum. Ve de sunuyorsunuz ya böyle hani vat yaptık falan gibi. Çok güzel, ellerinize sağlık. Böyle yakından görmek de ayrı bir haz geldi. Yok yok, şikayet yok. Hiçbir şey yok. Herkes bence ustu, usturuptu. Gayet güzel. Yani varsayımlar şeyler, başkalarının şeylere ilişkili, başka şeyler. Bunları şey yapmayalım bir yayında canım benim. İkiniz de çok güzel insanlarsınız. Biliyor musun? Burası ne kadar sıcak siz biliyor musunuz? Evet, yemek yani, kokusuyla. Yemek kokusuyla insan böyle tansiyonu düşüyor. Yani açsın falan böyle. Yemek yiyemiyorsun. Ben size bu durumu anlatayım isterseniz.
Ben çünkü yeşilleri giymiş olan bir insan olarak, ormanları çok seven bir insan olarak, ağaçları, toprağı çok seven bir insan, yeşilleri seven, yeşillikleri değer vermemiz gerektiğini söyleyen bir insanım. Benim halam köyde ondan yapıyordu. Bir de onları böyle kesede peynir oluyor. Bir de o domates sosu ve ekmek arası yapıp yiyorduk. Süper olurdu. Ağzının tadını biliyorsunuz. Yaşıyorsun bu hayatı Sony. Maşallah maşallah. Sony yaşıyorsun bu hayatı. Ekmek varsa bende. Ekmeksiz genelde o, bu yayın ona hitap edecekti ekmek yiyerek. O da biliyor mu? Valla oda küçücük bir oda var. Vlog çekecek yer yok. Zaten oda da yayın yapıyorum. Küçücük bir odam var. Bilgisayarı çekersin sadece. Sadece bilgisayarı gösterdim. Başka ne göstereceğim bilmiyorum. Odada ne göstereceğim hiç bilmiyorum maalesef. Anlat bakayım. Yolculuk nasıl geçti? Sıcaktı biliyorsunuz. Havalar çok sıcak. Evet. İnsan bir terliyor. Yani kıta değiştirerek geldiğin için evet. Burası tabii. Ama burası daha esiyor tabii. Avrupa yakası daha beton olduğu için. Avrupa biraz daha beton. Bir de burada çim var biraz. Evet. Buraya gelince böyle insan bir hoş oluyor. Böyle rüzgar. Nur esiyor. Nur evet. Mu? Hoş mu? Ne diyorlar? Öyle bir huu geliyor. Huu. Çok tasavvufi oldu bu. Huu. Ha, ev oldu bak. Evi. Yaparsın mı? Ya evi yapmam. Sağ olun. Çünkü evim benim değil, annemin kaldığımız için. Ne demek benim değil? Senin evet. Değil de. Öncülüğün bazı inançları var arkadaşlar, kusura bakmayın. Nazardan çok korkuyor. Onun için yani istemiyor. Ben gezdiririm, ne var dedim. Yok dedi, özelimiz bizim dedi. Özelimizi paylaşmak istemiyor. Yoksa başka bir durum yok arkadaşlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Boş ne bakıyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun boşluk? Bir dakika da bakarım. Bunun adı ne? Yok makyaj yok. Benim dedikodumu yapıyor. Benim dedikodumu yapıyor. Abla peki Ente Aslan Burcu'nun birleşmesi hakkında ne düşünüyorsun abla? Okuyamadım. Boşluk. Bu arada abi, peki, Tokyo Olimpiyatı'nda Aslan Burcu'nun birleşmesine Sony be. Ben de bilmiyorum. Galiba dalga geçmeye gelmiş Sony Burcu. Sony o ne la? Ne diyor öyle? La la adam gibi konuş. La Türkçe konuş. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz hani. Ben de çok korkuyorum. Nazar dönüyorum. Olabilir. Nazar. Bizde nazar var. Enerji var arkadaşlar. Kötü enerji var. Geçen gün yalvar yakar Nacim'e kavurdu gelin içerisinde. Bir ya, iki hafta boyunca yalvardım ya. İki hafta boyunca yalvardım. Salih'cim kavurduk, ev çok güzel koktu. Ne kokuyor diyorlar. Yemek mi yaktı diyorlar. Yok derim, yemek değil. Yarın yine yakacağız. Enegram'dan falan mı bahsediyorsun? Sonra çok anlayamadım o. Nasıl ilişkilendirdin onu? Eğer öyle bir kaynağın varsa at. Discord'dan yazabilirsin bana özelden, konuşuruz. Evet. Ben bilmiyorum bu işleri. Hanımefendi biliyor. Evet. Ben ayı bilmem, döngüsü bilmem, şeyi bilmem, venüsü bilmem, çakrayı bilmem. Çakra. Bak onları da bilmem. Yok Jüpiter. Discord'a atabilirsin Sony. Oradan buraya atamazsın. Bakıp cevap verebilirim. Buraya atamazsın maalesef. Discord özel. Şu an bilgisayar önünde Discord'dan özelden bakabiliyor. Evet bakabiliriz bana. Evet bakabiliyor şu an. Discord özelden bakabiliyor arkadaşlar. Her şeyim hazır görüyorsun böyle işte. Ben o bilgisayarla geziyorum. Her yeri bilgisayarla gidiyorum. Allah kolaylık versin. Böyle açıyorum artık. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Allah nazarlardan saklasın ki... Bol para versin. Bol para versin. Geliriniz artsın. Her türlü her şeyimiz olsun Gaye Hanım. Valla Gaye de biliyorsunuz o da birçok işe el atmış bir kadın. Tek başına yürekli ve güçlü bir kadın. Teşekkür ederim efendim. Ben kendisine yayın dışı övmüştüm de yüzüne karşı yapmamak gerekir ama. Daha önce övmüştüm. Çünkü her şey için uğraşıyor, çabalıyor. Yani yılmıyor, yıkılmıyor. Ayaklarının üzerinde dimdik durmaya çalışıyor. Sağlığına ve sıhhatine çok dikkat etsin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Gerçekten az ya. Astroloji. Az ya. Onu yapamam işte falan. Anne ne bakıyorsun? Yani kilo şeyine dikkat etsin, tansiyonuna dikkat etsin. O şekerine dikkat etsin. O kız daha gencici. Çok da genç değiliz Aynur anneciğim. Allah hatta. Valla senin bu kilo konusu var ya. Seni iskemet. Sen kendine bak be iskemet. Olabilir.
Bizim metabolizmamız da bu şekilde. Ben yürüyüş yapıyorum. Bak 400 bin adım olmuş. Ben bu adımı bağışlayacağım. Kime? Yanan ormanlar için. Şeye bağışlayacağım. Şu vakfın ismi neydi? Tema. Temaya bağışlayacağım. Çünkü var uygulaması. Hmm. Uygulaması. O da teşvik eden bir uygulama herhalde. Çoğu her şey var içerisinde. AMS için var, ADS için var. Spor kulüpleri için var, bir şeyler için. Her vakıf için arasında. Ben sana onu göstereyim. Yürüyorsun gece 12 olmadan. O gün boyunca yürüdüğün her şeyi adım olarak görüyorsun. Birlikte 400 bin adım mı yapmışım? Şey 400 bin adım. Sen bir yayında bahsetmiştin. Evet. Reklam. Şey. İzliyorsun sonunda. Heh, reklam izliyorsun. Ondan evet. Muhtemelen gelen bağışlar ama güzel bir amaç doğrultusunda. Tabii. Hem sağlığa teşvik edip adım atmanı sağlıyor hem de evet. Güzel bir hedef. Ben de bir şeye gidiyor. Evet. Mantıklı bir şey bence gidiyor. De. Yani. Ay bugün chatte konuşamıyorum. Özür dilerim. Geliyorum biraz sonra. Hayırlı olmuş. Şey varsa, güzel bir soru. Yok, ben oturmaya gelmişim. Ben oturmaya ve yemeğe gelmişim gibi bir muhabbet. Öyle oldu biraz. Hanımefendi daha bir yemek. Ama soğanları çok güzel soydun. Gerçi şey doğradın. Gerçekten bayıldım. Daha dök şimdi yiyeceksin ama bulaşık var bu. Biliyorsun değil mi? Hemen bu bulaşık var yani. Biliyorsun içeride ben bir tuvalet sana bir... Çok teşekkür ederim ben yaparım. Bu sıcakta da hiç sevmem böyle bir çöktü. Hiç sevmem yani. Ben kafanı açmış, şu suratı atarım. Zaten ütü sevilir mi? En sevilmiş. Evde annem şey diyor, gaye ütü diyor, gaye yok. Afiyet olsun, çok teşekkür ederim. Sonu var. Ooo, Vanessa. Hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Selam, eyvallah. Yemek yerimize misafir geldi. Gaye tanıştırıyorum. Amor Fati Game. Yanlış evet. Okumuyorum değil mi? Okumuyorsunuz efendim. Gerçekten bu sefer çok iyi. Çok dikkatli bir insanım da. Harika. Ama Fatih Game var geldi. Chat'te hep görüyorsunuz zaten. Bak şu an yazıyor chat'e. Yazdı görüyor musunuz? O ne? Ne yaptı kim yazdım yani? Numarası da 8. Bir mesaj içeriyor. Aynen 8 var. Evet. Şu biberle. Aa biber bak. Kanyanın en önemli şeylerinden bir tanesi. Bir sarımsak iki biberdir. Kesinlikle. Bak, kesinlikle bak. Ben bu kadar bilmiyorum. Yani bir seferde ama kanyenikle de yapılır biliyor musun? Tencerede yapılmaz. Geniş yaygan bir şeyin içerisinde yapılır. Aa, aynen öyle. Evet. Önce yapmıştım. Ben burada teftiş müdürüyüm. Harika ya. Teftiş müdürüyüm. Yummy. Ben de yeme müdürüyüm. Yedi ama sonra bulaşık müdürü olacak. Yapacak. Mert'ciğim merhaba, hoş geldin. Nasılsın Mert'ciğim? Hoş geldiniz. Gaye ben pek beğenmedim şu an. Yani pek beğenmedim. Ne? Pek beni beğenmedim. Beni beğenmiyor musun? Gaye'ye yemek yaptıracağım. En bildiğin yemekle. Oğlum sen Gaye için bana dedin ki yani onu bir kız kardeşim gibi o kadar çok sevdim. İşte kız kardeşim gibi uğraşıyorum anne. Ha? Kız kardeşim de uğraşıyorum ben ona. Cimcik demiyorum Allah'tan. En güzel yaptığım yemek menemen. Ne? O zaman kahvaltı yayını yapıyor. Bize kahvaltı hazırlıyor arkadaşlar. Menemen çok güzel yaparım için. Kahvaltı yayını yapıyor. Sabah kalkacak gelecek. Sabah da saat... Menemen yayını. Yaparız ya. Bana bir perşembe günü mesela. Ama tabii o domates soslarını kullanmam lazım. Yoksa olmaz. Aaa kendi domatesi. Bak şöyle yapacaksın. Yumurtaya gideceksin. Şeyler alacaksın. Nerede? Var mı? Mekan var mı? Yok annem ya. Nerede orada? Çavuğun götürdüm. Haa işte ben işte orada. Haa tam öyle orada. Yani tam oradan alacaksın. Yumurtayı tam oradan alacaksın. Hiç utanmıyorsun sen. Utanma yok. Sonra gideceksin pazara gideceksin. Ya da pazara o pazar gitme. Bir saniye not alıyorum. Bir dakika var bakayım notunu. Evet not alıyorum. Bak Meka hoş geldin canım. Taze ve sıcak yumurta evet. Bak, taze kesinlikle badece. Domatesi tarladan gidiyor. Biberi de tarladan. Salatası da tarladan. Ama mekan vermemiz lazım yani nereden? Sen bulacaksın. Peki. Onu da sen bulacaksın. Küçük yani. Vicdansızsın. Onu da sen bulacaksın. Nerede var biliyor musun? Çengelköy. Yok kim gidecek Çengelköy şimdi? Yani, alırız mekan... pazardan domatesi. Ama yok şu an domates sosu da yaptım. Diyor ki yok diyor. Domates diyor. Sosu da yaptım bir tane mi? O vicdansız. Onlar kendisi yani. Rendeleyecek aldı domatesleri. Oğlum ne soru var kıza sen böyle bir zorluk yapıyorsun. Ben ne kadar zorluk o kadar tatmin. Manyak. Boşuz evet. Beni de şaşırttırdı iki sene sonra kızım. Manyak diyorum. Yazdım ismini yazdım. Bir kilo çimatmış. O değil o değil. Hadi. Şimdi Brevaç'ım, Mekacım ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Önce konu değiştirdi. Bence civciv al beste iki tane beste büyük. Bir horoz biri tavuk böyle bulur. Tamam öyle valla.
Ya bize buraya gelmesin. O kadar sıcaktan ve kırtal arası geliyor kızcağız. Vay be, Sarp sense demek sen de ha. Marketten alan malzemeler herkes ve hemen yapar. Bu arada beni horoz çok kovalardı arkadaşlar. Niye şöyle ki? Bilmiyorum ya, ama şey de var tabii hani horoz beni görünce horoza şeyin var ya böyle dikleşiklerini bakarsın. Bir de bir bakıyorsun merak edilsin böyle horoza bakınca böyle kitleniyordum ben. O da böyle böyle uçuyor üstüme. O yüzden horozlardan korkarım. Ben tavuk olduğu yerden yumurta almış insanım. Ve bunu ayırt edebilmek çok önemli. Ayırt edebilmek. Çünkü aldığın tavuğa bakıyorsun, sallıyorsun. İçerisinden vıcık vıcık sesi gelmiyorsun o sallantıdan. Daha toksa sesi, o yumurtayı bırakıyorsun. Çünkü yeniden yumurtaması için bir tane yumurta kalması lazım. Bakın hayatınızda aynen öğrenebileceğiniz. Gerçekten harika bir bilgi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Rica ederim. Hemen burcuma bak. Bakayım onu alırken ne oldu acaba? Tabii bunlar çok önemli. Önemli gelişmelerimizi yazıyoruz biz. Biz korktan. Var gerçekten. Ha, yazmışım. Tamam. Döneriz. Ay aslan mı? Ay egoları çok yüksek. Zaten bu ay doğmuşsunuz siz. 30 Temmuz. Eskiden kaçmış kaydıran karanlığından çıkmış. Ay bari. Böyle absürt şeyler beni de çok bulur yani. Çok başıma gelmişti böyle bir şeyler. Bak balık avladım. Oltayla, ağla, mideyle. Mide kabukları da balık avlamıştım var benim. Şöyle. Ne yaptın o balıkları yedin mi? Onları yemedim de istavritleri yedim. İstavrite hamsi avladım. Müthişti. Neyi koyuyordu balıkları? Küçükken. Evet. Yetin bir çocuk. Yani tekte mi olsun işte, ben işte hayalim yarın süper loto. Kıbrıs'a gidelim. Tamam, tamam yani. Tam çekilsin. Geçen gün sahip sizden verdiğimizden bir şey çıkmadı ya. İki bile tutmadı be. Nerede Deniz Uç, Salih, birinin de verdi. Biriniz bir kişi daha vardı. Üç kişi verdiniz, dört tane numara. Bir, iki tutmadı, iki. Dublekse geliyor. Yok, Kıbrıs'a gidersen ben orada şey yaparım ona. Havuzda olan villa alırım. Yani iki katlı ama. Çok fazla yüksek alamam. İki katlı. Yaşanır mı? Bak altı orada, iki sonra. Yaşanır. Yani, ama çok sıcak oluyor. Kıbrıs var, sen gelsen. Ay hiç gitmeyelim. Antalya'yı bırak. Cennet orası. Sıcak sevmem ben ya. Böyle esicek. Değil mi? Öyle. Evet, gece de güzel oluyor biliyor musun? Kız, çöl ikti mi? Çöl ikti mi gelin? Ben sevmiyorum böyle. Bana gelin. Ben sıcak sevmiyorum arkadaşlar. Ama çöl iklimde. Kış da sevmiyorum. Ben böyle bahar olacağım. Hayır tamam. Bak gece de öyle bir sene olur. O sıcaklıktan dolayı. Olur mu falan? Hayır. Bir üzerine hafif fırkalabilirsin. Ama çok esersin. Çok esersin. Bir de kaldığın yer deniz kenarı sen. Özlemiş. Aynen. Ben çok özledim. Aynen. Burnunu da tutuyor böyle Kıbrıs. Kıbrıs'ı çok özledim. Boşluk. Sen benim hesabı 200 lira at. Ben sana veririm. Numaram. Sen atmadı, ben de şey yapmak isterim Mekacım, orada bir faydalanmak isterim. Var var, iddia kuponu yapıyorlar. Aa evet öyle şeyler var. Boşun ben gençken balkonda tavuk hatta ördek besliyordu. İçim sürekli yumurta alıyordum. Apartmanda biraz sıkıntılı ama keyifliydi. Ben apartmanda yapmadım. Vakti zamanında. Apartmanda riskli ya. Baya zor olabilir ama vakti zamanında bizim yazdığımız vardı. Civciv beslemişliğimiz vardı. Ben bir aç bakayım ben. Ben çok oturuyor. Bir şey yok ya. Bir şey yok ki. Ama buna şey koyuyor musun? Safran mı? Safran. Koyayım mı? Koy tabii. Terşeyeceği mi yapacaksın? Safran koy, terşeyeceği koy. Aa özel istek yani geldi şu an. Kasım gönderdiydik safranları kullan. Kasım yok ama şu an bilmiyor mu? Özel istek geldi. Olsa konuşuyordu sen. Yani. Ooo Samet Beyler buradaymış. Suralı evet. Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Rahat etsin. Bir şey yok. Bitti, ben oturuyorum. Peki, ben oturuyorum o zaman. Onlar pek kadar ben de oturuyorum. Otur, ben seni daha sonra gütü kutu şey yapacağım. Tamam, gütü yapacağız biz de. Tereyağı burada kesin çok önemli bir şeydir. Pilava tereyağı kesinlikle arkadaşlar. Yakalandık. Evet, yakalandın tabii. İki dakikada baktım. Kasım'a bakarken seni gördüm, biliyor musun? Annemize selamlar. Zeyns, eyvallah canım. Selamlar canım. Sen de selamlar. Samet hoş geldin, nasılsın? Bunu kaçak yakaladım ya. Samet
Samet kaçak mıydı? Yakaladım. Yoklama alıyoruz arkadaşlar arada. Arada. Şey, kolonya bunu sıkmak istersen böyle. Çok güzel. Elinize ya da... Yok. Şey, heh, öyle. Ekran çok laptopa yakın yapma. Çok şey yap. Alev mi? Aa, çok da güzel. Soğuk. İşte soğuk soğuk. Ben de sizi düşünüyorum. Sana değilim. Ben sinek değilim. Sizinkini keyiften iyi umarım. Seni gördük, iyi olduk Sametciğim, sağ olasın. Eyvallah Sametciğim, hoş geldin, nasılsın? Hamda olsun, nasıl gidiyor hayatlar efendim? Bir ışık gibi geldiniz şimdi. Galiba Venüs'ün etkisindesin bu ara. Ya aynı anne ya falan. Döv annem, döv yanımda. Dövdüm. Döv. Sinek lan. Aa, benim yüzümden beni yazar göremiyorsunuz Eşciğim, hoş geldin. Sıcaktan yamulmuş bir şekilde. O zaman gel sana fıs fıs yapalım. Tamam. Neymiş bu ya, çok iyi bir şeymiş. Annemize selamla, anne yemeği gibi şey yoktur. Askerden geldim, Kıbrıs'taydım bu arada. Askerliği Kıbrıs'a mı yaptın? Tam da Kıbrıs muhabbeti yapıyor. Vallahi evet, tam da Kıbrıs. Ama askerlikte Kıbrıs çok zordur ya. Hadi ya. Vallahi çok zordur. Sıcaktaysan zor. Su yok çünkü adını duş alamıyor çocuklar. Tatile mi gittik belki daha? Fıs fıs İsmail. Biber gazı verelim. Bu galiba o etkiye de sahip olabilir. Fıs. Ama güzel bak, güzel fıs değil mi? Korkutup da yapılabilir. Güzel. Başarılı. Beğendim efendim kendisini. Nerede mi? Ütü yaparken nerede mi? Ya korkuyor. Yok yok, cam sileceğiz. Beni niye çağırdılar belli oldu falan. Cam sileceğiz. Hala sıcak ya. Hep dışarısını net görmek için. Parmak izi olmuş hep. Bak şuraları görüyor musun? Biraz parmak yanlış izi. Yanlış insan çağırdın ama. Ben öyle işlerde uzman değilim. Uzman kişiyi çağıracaktım. Yani uzman. Ben burada eğitim veriyorum. Hiç önemli değil. Ha, uygulamadın mı? Sen de siyasi yaparsın. Hayır. İlk önce camın pervasına çıkıyorsun. Şu dışarı doğru. Sonra atlayamıyorum. Atlıyoruz değil mi buradan sonra? 19 gün, 24 gün duş alamadık. Oy. Bir de TSK askerine sivil hak iyiydi, istemiyorduk. Nöbette gece küfür bile yedim yani. Ben onları pek konuşmak istemediğim için ya, olayları biliyorum Emre'ciğim. Allah kolay gelsin. Bitmiş ama öyle düşün. Geçmiş geçmişte kaldı. Tatile gidersin inşallah. Evde MasterChef gibi bir konsept yapsanız annemiz değerlendirse sizi. Aynen öyle bir şey yapsın. Yok. Şimdi kadınları çalıştırmayayım. Şimdi bilmiyorsa bilmiyorum. Kadın ne job sildiriyor? Kadınları çalıştırmayayım ama anası çalışıyor işte böyle. Ben taşıdım bunu. Taşımak önemli mi? Bir saat sonra... Bu olmasa ne koyacaksın içine? Taşımak çok önemliymiş, biz bunu anladık arkadaşlar. Özellikle bu yayında ben birebir şahit oldum. Gerçekten çok önemli. Yani. Yoğurdun tadına bakabilir miyim? İçim yandı da. Bir kaşık versen de geldiysen. Evet, birebir tadım. Bu yoğurdu da siz yapmışsınız, öyle diyorlar. Yok. Patenti Sütaş'a siz vermişsiniz. Ben taşıdım. Biraz da içim yanmış ya. Şey, bağış atanlardan arkadaşlar yoğurt yedirme şeye koyalım öyle. Yoğurt. Vallahi içim yanmış. Dur, anne elimden yoğurt yeme yayınına hoş geldiniz. Güzel. Tamam. Bunu da alacaksın son. Akıntı tamam. Çok güzel. Uçak gidiyor. Baba yedin mi sen? Ben çok güzel. Harika. Vallahi evladın kaç yaşında olursa olsun her dakika eline yedirsen biz öyleyiz. Değil mi, doğru. Ay ya, soğuk su ister misin gari? Ay vallahi içerim. Su olup şey... bulup geliyorsun gari. Kuyudan çekiyorsun falan değil mi? Arkadaşlar şaka yapıyorum, Gaye'yi kesinlikle çok sevdiğim için kız kardeşim olarak görüyorum. Uğraşmayı çok seviyorum Gaye'yle. İyi ki kız kardeşin olmadı, zararın hayatı kadar. Allah'tan kız kardeşim olmadığı için yokluğunu hissettirmemek için uğraşıyorum ben. Sen de aç. Evet chat, şimdi pilavı hallediyorum. Karne yarığımız pişiyor. Pilavımızı da koyuyorum, bir de cacık yapıyoruz. Ondan sonra cacık kolay. Saframa mı? Var canım benim. Var mı? Var. Vay be. Yoksa hemen kaosuma şeyi vereyim. Ne kadar altın değerinde biliyor musun? Baksana küçücük bir şeyin içerisinde. Aa, o şey mistik de bir şeydir lan safran. Öyle safran. Evet şimdi. 400'de mistik oluyor. 400 gerçekten. Bir
fırt alabilir miyim? Bu arada suyu da taşıdın, yanlış olmaz. Taşıdın, uçak geliyor. Evet, onu da haklısınız. Aynen, Kıbrıs çok sıcaktır. Bembeyazken simsiyah olup gelirsiniz. Bak $1000 olmuş. Öyle ne? Mi Furkan? Ne? Saklan kilosu $1000 mı? Ne? Sen nerede yaşıyorsun? Samsun demişti o çocuk. Samsun'da doğmuş. Samsun'da doğmuş. Ha, o zaman safranı bilir o. Tamam, $1000 gönder bize safran. Kilosu. Ne yapacağız ha kilosu safran? Çok ama şöyle küçük, sağ olsun Kasım gönderdiği şekilde alabilirsek. Bence yatırım amaçlı kullanım yemeği. Kesinlikle Bahri'cim, doğrusu. Ya yemeli değil mi? Gaye gelin mi değil mi? Yani bence yatırım amaçlı kullanım yemeği. Yok yok, gaye yemeli. Ben öyle şu safran şeyim yok benim ya. Hiç bir pilavı yersin de, anlarsın. Öyle mi? Evet. Defa yiyeceğim. Evet. Mesela sen İran pilavı yiyeceksin. İçebilir mi? Türkistan. Bak İran'dan pirinci de değişik, Türkistan pirinci de değişik. İkisi de çok farklı. Ben ikisini de yedim. Hani çünkü iki farklı pilav cinsinden oluşuyor. Mesela bizde dolmalık bir pilav vardır, pirinçten farklı. İnşallah canım benim. Aynı zamanda İran'ın bu ve Türkistan pilavları çok farklı bir şeydi. Havuç vardır içerisinde, et vardır içerisinde, mesela kitapları öyle. Uzak Doğu pilavı da çok ilginç çekiyorlar. Böyle kaşlıyorlar ama her şeyi pilavla yiyorlar falan. Ya yurtta kalıyordu, yurt şimdi yine kalıyordu yurtta. Satırlar geliyorlardı, sonra sözü kavuruyorlardı. Çok değiştirdik yapıyorlardı. Satırı kavuruyorlardı. Evet, çok ilginç. Şey tabakları var ya, şu nedir onların ismi, yerden şeklinde ortasında. Ha, şey kaseler ama genişlik var öyle. Ama yemeği onun içinde yapıyorlar ya. O wok mu? Wok. Wok damarının içerisine salatayı koymuşlar, kavuruyorlar. Mutfak bir kokuyor da. Lan içeri giremiyorduk. Emre diyor ki dışarı çıkamadığımız için çok bilemiyorum diyor. Öyle ki kesinlikle bir de pahalı. Ya sigara Türkiye'de aynı fiyata denk geldi de bu alkol çok ucuz. Yani su fiyatına alkol alabiliyorsun. Yani öyle olsun yani. İçelim bize şimdi. Sağolunuz arkadaşlar. Bakalım siz ne yapıyorsunuz? Bakın bugünkü menümüz çok güzel. Gelen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Normal safranlı pirinç pilavı yapıyoruz. Karnıyarıkları... Her şeyi istiyor musun, istemiyor musun içine? İnce varsa olur. Var. İnce ama kavun olmayan. İncesi de ya bu benim kaynanam gibi. Tel şey ince. Elif bak. Şimdi güzel bak, yiyorsun yemekleri, tadını bilmen gerekiyor. Yapacağım. Şehriye dediğin bir tane şehriye vardır. Hayır, tel şehriye, ince şehriye olur. Karın çorbalık olan şehriye. Yani Allah iki tane. Tabii bunları bilmen gerekiyor. Yiyorsun, yiyeceksin bunları. Arka şehriye fadir. Tel şehriye. O erişte dedi ama erişte olmasın. Dur, arpa şehriye de var. Bak onu, arpa şehriye de. Onu karıştırıyor olmayasın. Gülmemişsin be. Ben bilirim bu işi. Gurme benim. Gurme o değil yani. Onu gurme benim. Baksan tel şehriye farkını bilmiyor. Şu an evde yok çünkü tel şehriye. Her şehriye de incesi falan olmaz arkadaşlar. Şehriye gibi atarsınız yersiniz. Bu kadar mı? Ben gördüm ama şimdi göremiyorum. Boşluk. Dolapta belki önüne bir şey koyulduysa. Bir baksana dolaba. Ay Emre'cim, neyse verilmiş sadakan varmış. Kurtulmuşsun. Dolapta göremiyorum. Yok yok yok. Karşıda yoksa... Yoktur. Arkadaşlar şu an size olay yerinden bildiriyorum. Yemekler burada piştiği için gerçekten ortamın sıcaklığı bayağı yükseldi. Bayağı. Zor şartlar altında çalışılıyor. Onu da ben bildirmek istiyorum size. Maalesef. Özel sırrım var hala anneciğim. Tuz ol. Özel. Evet. Sihrin orada mı? Özel tariflerle. Şimdi bunu koydum. Tereyağını kalıyorum. Öncüyü bekliyorum. Var mı boşluk? Yok galiba. Tamam, sadece pirinç o zaman. O zaman yoksa yoktur. Aynen öyle. Sadece pirinç bile yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da koy.
koydum. Evet. Chat nasılsınız? Ay en büyük işi bugün şunlar bitti ya. Öf. Devamı haftaya. Bana bir tane. Yalnız bilgisayarına dikkat et, bir şey olmasın. Şunu da. Şöyle kalkan gitmeyeyim bana. Doducuğum hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldiniz. İki diş yeter mi anneanneciğim? Üç diş. Sen şu kase dışarı koyayım. Tabii ki. Şu kapağı ver ha, kapağı. Şu, al şunu. Buraya ya. Bıçaklarım bak, bıçak oyun. Bak benim bıçağım da vardır. İyiyiz Doducuğum, yemek yemeye geldim. Bir tane yeter, bir tane daha doyacağım sadece, yeter hepsini. Buldun tabii beni burada soyarken değil mi? Sen var ya çok fenasın, çok. Çok fena, beni çalıştırmıyorsun. Sarımsa evde kalan kokusunu seviyorum ya demiş. O yüzden yaptırıyorum. Belki o da sever diye. Boşuk abi selamlar. Selamlar Dodo'cuğum. Dodo diyorsun değil mi? Senin izleyicin. Dodo yani. Dodo. Doğukan aslında. Doğukan mı? Ha, selamlar Doğukan. Şey buluşma yaptığımızda da gelmişti. Sağ olsun. Öncücüm şu şeyi verir misin? Mal pendişe. Evet. Şöyle. Üç diş. Üç diş sarımsak hazır, hemen geliyor. Teşekkürler aşkım. Ne demek efendim, çok güzel. Geri kalanını da yapıyor musunuz? Kalın. Ya yapmaya gerek var mı ki? Yok hayır. Yani daha var benim aşkım. Bunları yazdık. Bunları hep yazdık. Bir şey yapmadım ben daha. Tamam, onları elindeki boşaltacak diye galiba. Evet, çok pardon. Yağız, merhaba, hoş geldin, nasılsın? Pardon. Aynur teyze, turşu yapmayı düşünüyor musun? Ben çok seviyorum da, düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz değil, Eylül, Ağustos'un sonunda canım benim. Vallahi. Biz şu salçaları yapalım da. Salçaları gösterir misin? Pardon, önce? Salçaları değil de, domates soslarını. Domates sosları, görüyorsunuz değil mi ekranda? Şu an domates soslarını. Bakın. Şurada bütün kavanozları görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel ve lezzetli. Çok güzel soyduk değil mi Esam? Süper. Ellerine sağlık. Çok güzel soyduk. Ama sana onu rendelettirecek miyim ya? Ulaşma kızımla. Rendelettirecek, beni ezecek. Yani... Bu arada turşu kavurma süper oluyor. Ya hiç bilmiyoruz biz. İstanbul'da olduğu için. Ben çok severim. Karadeniz'i var fasulye. Öğrenirim. Fasulye. Çok bir şey yapmıyor. Bilmemek kayıp değil, öğrenmemek kayıp derler. Gayet sevdiğine göre yapabilir arkadaşlar. Yaparım, çok güzel yaparım. Turşu kavurma. Ama güzel bir turşu olması lazım. Turşu yapamam. Ha, turşu yapamam. Turşu hazır gelecek. Turşu lazım yapacağız. Evet, ben atamları yiyeyim bakayım şurada. Teyze çok kral. Yağız'cığım teşekkürler canım. Ye. Yeah. Oh yeah. Bak yoğurt iyi geldi biliyor musun? İçimin ya ateşi yanıyor. İçim yanıyor. Harika. Evet. Süpersin anneanneciğim. 2 dakikada neler yaptın ya. Maşallah. Allah. Hemen bir nazar emoti arkadaşlar. Hemen yoldayız. İstanbul'dayız biz de. Çok sıcak aynen. Arkadaşlar nazar emotlarını atabilirsiniz. Şu an tam vakti. Aynen ya. Ufak çok bir sıcak. Şey daha yaptım. Sonra ağaç bağışı yaptım biraz. Ben de yakında yapacağım. Ağaç bağışı için biraz erken arkadaşlar. Çünkü ağaçlar bir sene sonra dikilebilecek en fazla. Ne oluyoruz ya? Teşekkürler.
Early Secret 3. ayına abonelik hediye etti. Aytaç Kurtar 1. aylık hediye etti. Aydan yazıyor ya. 5 kişi abonelik hediyesi geldi ama isimleri göremiyoruz tabii. Chase Estra hediyelik abonelik geldi. Geri Bastan. Çok teşekkür ederiz. Kesene tekrar tekrar. Grey Bastan. Aytaç Kurtar hediyelik abonelik geldi. Niye durmuyor böyle? Yazıyorlar ya alttan, oradan çıkıyor. Ha, yazmasalar. Masum'da bulamadım Masum. Interplane diye abonelik geldi. Aaron Kirk'ine. Kirk'in 95'e. Rakılıyor değil mi? Galiba şuradan laptop'tan göresi çift aşağı inip duruyor çünkü göremiyoruz. Göremiyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Kesine verin. Evet, çok sağ olasın. O İrem'in cipsi gelmiş. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hayırdır Chesley'si? Sanki kinayeli bir laf söylemiş mi? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba yeni gelenler. Mükemmel bir moralim var. Harika. Bizim de mükemmel bir moralimiz var. Sevgili dostlukla devam ediyor dostluk. Evimiz olacak. İkimiz de açız değil mi? Açız değil mi? Çok açım geliyor. Şu an gözlerim. Şu an gözlerim. Kaldı. Her yerde yemek görüyorum. Değil mi öyle şeyler? Hayat mutlu olmaya engel falan. Yok öyle şey. İptal ediyorum. Ne diyor? Her şey çok güzel olacak. Aynen. Hayat mutlu olmaya engel. Hiç öyle düşünmüyorum. Hiç öyle düşünmüyorum. Hayat sıkıntılı. Bir kere mücadeleyi hiç bırakmayacaksınız. Asla. Hiç öyle bırakmayı da düşünmüyorum hayatta. Kim ne yaparsa yapsın. Kim ne ederse etsin. Aynen, engelsiz hayat mı olur? Çok doğru. Hayat böyle. İyisiyle kötüsüyle. Oğuz Akgül. Merhaba. Hoş geldin Oğuz Akgül'cüğüm. Dolarım gelişme var. Harikasın. Mutlu olmak lazım hayatta. Dodo, eğitim mi diyorsun? Tabii. Kişisel olarak. Arkadaş alınca. Harika. Her şey bizim için arkadaşlar. Aynen, her şey güzel olacak. Bak cacığı, yoğurdun, ayranının suyu ve şeyi koydum. Sarımsakları ve salatalıkları. Onu ben yapayım istersen, sen işte öner değil. Tamam, harikasınız. Ne zaman yiyeceğiz? Ne zaman yiyoruz? 10 dakika. 15 dakika. Daha iyi, karıştır şunu bakayım. Ne zaman yiyeceğim, sen hesaplarsın. Dur, ekmeğimi alın, geleyim. Ekmek bakarak yerim ben onu. Aa, sohbet iyi geldiyse mutlu oldum o zaman. Ne güzel karıştırıyorsun. Çıkın, çıkın mı diyeceğim? Dodo. Ha, Dodo. Harikasın Dodo'cum. Dodo çalıştırırım, hiç merak etme bu kızcağızı. Bak izgilerinizden gözleri de bende. Eğitiyorlar beni arkadaşlar. Bak, ben de yemek yayınları yapacağım yakın zamanda. Aynen. Yumurta kırıyorum. Siz de bekleyin tabii, yumurtayı çok güzel. Kabuklarını ayıklama. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Olur. Gelirim abi, beklerim. Yaparuk. Evet, boşluk. Ya harika ya. Harika bir kadın. Evet. Bu da bir de. Ne lazım? Şuraya köftelerimizi hazırlayayım. Ay vallahi Yağız'cığım çok teşekkür ederim. Bence karışmıştır öyle. Evet. Boşuna karıştırıyorsun. Şimdi. Bence karışmış oldu. Ben ikna oldum karıştığına. Öncücüğüm yeterli. Evet. Şimdi oldu bence. Bak. İçemiyoruz ama neyse. Bence karışmış olur. Evet arkadaşlar, köfte de yaptım bu arada. Yayında yazmıyordu ama ayrılmadı da ayarladınız. Yani. Ayran değildi ya, biraz koyu merak koyu etme. Yani şey. Cacık. Oldu. Cacık oldu. Yok, karıştırıyorum ben acaba. Ben karıştırıyorum diye de yani arkadaşlar lütfen. Güzel yemek.
yapıyorsun köfteleri Aynur anneciğim. Maşallah. Seni izlemek bile var da. Şu an şey olsa bak şu bir tadacağım. Çok ay bir tatalım. At yapma. Çekli olsana bir tatarım çok. Yok yapma. Tatman güzel şey arkadaş. Ben onlarda oynuyorum ya çok hoşuma gidiyor. Kendime bir enerji bir enerji geliyor. Tamam ya cacık uğraşayım dedin. Tamam ya cacık uğraşayım yani. Cacık. Anlamadım Bade. Sen de uğraşmak istiyor bence Bade. Ha ben de mi uğraşmak istiyor dedim. Ne yaptım ben? Hemen topu Bade yapıştı. Evet ben notları temsilen buradayım arkadaşlar. Özel istekler varsa notların hemen gerçekleştirin. Senin için bir kaşık daha ye. Benim için de ye. Evet. Özel yemek tercihleri varsa kombolar falan. Şunu şunu karıştırıp ye falan. Cacık'ta pilavı karıştır. Hiç yedin mi yoğurtlu cacık? Şey pilav. Yedim tabii canım o kadar da değil. Yani. Tamam sinirlenme ya tamam. Ya yedik tabii ki de. Elmalı da lafa tul. Merhaba. Yeriz. Tabii ki yeriz. Yeriz. Yemeyen bizden değildir. Yani inanılmaz. Sevgiyle yoğuruyor Aynur anneciğim şu an. Sevgiyle. Şekil veriyor arkadaşlar köye kıymaya. Boşluk bir ara bana şeytan demişti. Aaa hemen nasıl bir intikam planlıyorsun Bahati? Nasıl ben mi şeytan? Kulağımı söyle kulağıma ben hemen gerçekleştiririm. Demişsindir sen. Ben ne dedim ya? Demişimdir sen. Ben genel olarak kadınlar için demişim. O daha büyük bir şey. O daha kötü. O daha büyük bir olay. Peki. O zaman bir kaşık alıp bir kaşık suda boğmamız yok mu? Bana bak. Bana bak. Bak sesi yükseldi. Bak sesi yükseldi bak aşağı. Klip ona arkadaşlar klip alın. Bana bak. Bana Seda'ya dedin sen. Aaa. Saniyede şeytanın avukatı dedi. Aaa neler duyuyorum. Aaa öyle bir şey yok ya. Eyvah eyvah. Aaa yok. Seda nerede peki? Sizin diğer küçük şeytan. Hala devam ediyor. Ben şeyden bahsettim. Yani küçük. Şimdi hop gitmiştir ona. Direkt geldi onunla. Bak 5 dakika sonra. Öyle mi? Giden tamam. Hemen bekliyoruz. Bekliyoruz kendisini. Söz hakkı doldu. Yemek yeme hakkı doldu. Ay takip etmişler sana. Ne düşünüyorsun bu konuda? O şeydi. Az önce ses çıkartmama izliyorum. Ama güzel etmişim. Güzel bir inceltme yapıyor sesini. Aynen. Canım. Güzel bir sesini şey yapıyor mu? İnceltiyor. İnceltiyor. Yetenek var mı? Var. Keşke tiyatrocu yapaydım ben sesinde. Keşke. Yani. Aynen öyle. İnceltebiliyor. Kalınlaştırabiliyor. Selamı kalın. Yetenekli. Bile bir efendim gördüm. Şahit oldum. Nane mi koyacaksın ayranın üstüne? Ayran değil o canım. Nane değil mi? Cacık cacık. Ayran ister misin? Yapalım ayran. Ay yapacak mı? Ay sen yapacak. Bak. Dikleşin. Cacığa su koy, sarı olsun. Nane limonata geldi. Hoş geldin. Merhaba, nane limonata. Limonata, burada Japonya aslında sanki. Limonata. Ha limonata değilmiş, pardon. Ayağım çok hoş. Limonata. Hajime maşite, daijoubu ka? Genki desu ka? Japon getirdim yurt dışından. Ucuz işçi. Onlar ucuz da emin misin? Gayet pahalı falan. Hayır ama hiç iş yapmayan bu. Ben sadece gözlemci olarak geldim. Olay yeri inceleme. Sadece bakacağım ve gideceğim. Bakın ama orada bir şey de var. Bakacağım, yiyeceğim ve gideceğim. Ya bir daha o bir ya yiyeceğim duymadım. Yiyeceğim. Oldu bizim yemek bitti görüşürüz. Hayır işte gitmiyorum. Hiç beni uğurlayamazsınız. Hayal şehri merhaba hoş geldin. Hayaller şehri hoş geldin. Yapma şu espriyi ya yapma ya. Bunu yapmayanlar şehri yapma. Evet çocuğumuz süsünü de yaptım. Bitti yeni gelene hoş geldiniz. Ya harikasın Hayaller. Oldu o zaman falan. Dur 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 kafayı dikiyorsunuz. Çok güzel. Potansiyelim var ben yapabilirim. Soğuk bir dedi mi bu öf. İçine buz atalım mı? Şşş bir de soğuk soğuk ne ya.
uzatalım mı? Arkadaşlar yazın sadece bunu yesek olur. Bence bu biraz yapar ya onu. Ben sana yoğurt çorbası yedim. Yani yoğurt çorbası. O ne? Yoğurt çorba neydi o ya? Yoğurt değil. Yoğurt şey mi? Buğdayla yapılan var. Evet. Evet. Güzel olur, ben severim. Buz koyuyorsun içine. Evet, doğru buz gibi. Zaten buzlu. Ağzınızı tadını biliyorsunuz gerçekten. Ah, burada ben eski şeylerden kim kaldı? Sen mi yaptın? Ya. Ha, taşıdım. Ben taşıdım. Ben malzeme taşıyorum. Bak bak, saflanlıkla. Ay, ilk kez yiyeceğim, çok heyecanlıyım. Saflan bile bu. Evet. Hiç yemedim. Hiç yemedim. Tamam. Hiç. Hemen İvan gönderiyorum. Şey, menünün şeyini. Hesap bir tutu. Olabilir. Hesabını yazarsın. Ben sana müsait zamanda. Ha, ayran ışığı. Öyle evet. Diyorlar. Doğru doğru, ayran ışığı. Bizde ne diyorlar? Ayran ışığı mı diyorlar? Bizde ayran çorbası. İran'da bütün yemekleri satılıyorlar. Gerçekten. Evet, doğrudur. Kesinlikle. Ama çok pahalıydı hani. Ama İran'da değil mi? Doğru. İran. Orası. Ters import oldu. Burası da şey, küçük İran gibi şey olmuş. Ünlü şişelerde. Neyse o şişe şu kadar bir şey. Zaten şu kadar. Şu kadar. Bizde küçük. Dediğine göre 1 dolar olduğuna göre ben bilmiyorum o tabi. 1000 dolar. Döner. Evet. Döner. Sağ olsun bizim kovadığımız kağısı magus gönderdi. Hediye olarak. Hediye ya, gibi hediye gerçekten. Yani bir baktım 10 tane kilo gelmiş. Hediye gibi hediye. Maşallah. Dedik işte onun sayesinde ev alayım, yap alayım. Safran. Buraya açıyoruz değil mi? Yok, şimdi rahat ol. Yok yok, buraya açmıyor, yok. Pilavın biraz devrenmesini bekliyoruz. Taşıdığına dair belge. Evet, sevgili canlar, burada olan, bizi izleyen izleyicilerimiz, yemeğimiz bitti. Evet, pilavımız, safranlı pilavımız bitti. Karnıyarığımız bitti. Cacığımız da bitti. Çok iyiydi. Ve köftemizi yoğurdum. Biraz sonra biraz daha kalırız. Ondan sonra saatimiz kaç? Ne kadar yayındayız? 8-10 var. 8-10 var. O zaman biraz daha sohbet edebiliriz. Ben masa hazırlayana kadar siz yayına devam edebilirsiniz. Sonra ben de biraz kimler var chatte bilmiyorum ama sohbet edeceğim. Evet, bugünkü menümüz gayet lezzetli ve ağız tamamına yakışır bir şey ve var. Ve çok iyi bir yiyici geldi efendim. Evet. Şey, kadın sarımsak attın mı karnıyarığı anne? Biberleri koydun da. Hmm. Mı? Sen üç sordun. Diş, ben 3 diş sarımsak doğradım. Ondan o aile için. Cacığa gitti. Evet, cacığa gitti. Gerisine bilmiyorum. Hepsini yapacaksın. Özür dilerim. Özür dilerim. Yani. Eğer şeyse sonradan katılırsa ya da bir şey yardımcı olabilirim ama. O çok hileye buzdayı geliyor. Beni dövecekler. Teyze pro... tabii ki profesyonel yayıncı. Lütfen bunu duymamış olalım Elmacım yani. Lütfen. Elmacım seni 4 dilime bölerim. Güzel espri. Güzel espri. Bacaklarınızı böyle nasıl doluyorsunuz? Bak burada bir Alfin şey var. Benim de çok ilgimi çekti. Güzel bir dolama şekli. Yani. Örgü stil bu. Harika. Yani ben denesem mesela olmuyor. Kalın bacaklı olduğu için. Ama çok etkileyici. Yani benim için hiç fark etmiyor. Gerçekten çok etkileyici. Yani gayet fiziksel olarak. Denedim arkadaşlar, olmuyor, evde denemeyin bence, öyle kalır. Öyle kalır, denemeyin. Afrika öyküsü diyen Alçim. Yani. Yılan gibi kırık. Sahip. Ocaktan değil mi? Aynen. Sizler ne yapıyorsunuz böyle başka? 1,5 saat geçmiş ha. Vay, hiç nasıl geçti zaman anlamadım. Evet, 1,5 saat. Savaşı. 1,5 saattir yayındaymışız. Değil mi efendim? 1,5 saattir yayındaymışız. Ne çabuk geçti değil mi zaman? Evet, çok çabuk geçti. Yarım saatimiz kaldı. Tabii ben aç olduğum için böyle zamanda atlamış olabilirim. Zaman kaymıyor bende. Ne zaman evet. Ekmek bana yiyeceğiz? Önce yoktu. Bu akşam tanıtım yapacağım mı? Balkona bir salon hazırlıyorum. Balkon? Balkon çok sıcak. Ben de ki çıktım, baktın mı? Baktım. Oradan bakılmaz ama balkon orası değil çünkü. Hamam. Hamam. Hamam sayılır. Orası değil, bizim koridorumuz farklı. Bilemedim. Bir bakalım. Sizin için fark ettim. Haa, Mugivara Vulfile. Ne oluyor? Pardon, ne biçim konuştum. Mugivara Norufi.
Nodifi'cim merhaba, hoş geldin. One Piece. Valla. Aleykümselam. Bir de yani bir yere gelmiş mi güzel? Eyvallah. Teşekkürler. Sen de hoş geldin. Daha bir şey de aktarız ama bir diyor. Yok, benim var. Benim kalmışsa gözün kalmış olabilir. Nazar emotu ne tarafı? Ya ben de attım. Nazar emotu atıyorum. Nazar emotu atalım arkadaşlar. Karanmadı, karanmadı bir şey. Hadi ben bir tane soğan atayım. İçimden geldi. Vallahi bu yok. İçimden geldi. Tamam, soğan emotu da. Aa, İstanbul'da fiyatlar nasıl? Hangi turda fiyatlar? Hali, hali. Hali, her şey hali. İstanbul battı, balık yer mi diyor arkadaşlar? Allah sonumuzu hayır etsin. Nereye gönderdin? Dışarıda yemek de çok pahalı oldu ki. Yok, dışarıda daha böyle... Dışarıda bir kahve içiyorsun, bir şey yapıyorsun, yemin ediyorum. Evet. 100 kağıt ödeyip kalkmadığım şey olmadı yani. Aynen öyle. O yüzden evde yiyin arkadaşlar, evde. Evet. Bedeli tasarruf yiyin arkadaşlar. Kalk abi, bir bana bedeli yani. Şu an dışarıda 100'e yediğine göre bizi 300'e yiyebilir. Yemedi ki, yemek de yemiyorsun. Bir şey içiyorsun arkadaşlarında. Aynen. Zaten bu kahveler falan çok pahalı. Çok pahalı yani. Starbucks zaten pahalı. Evet, isim vermeyecektim ama. Biz de vermeyecek, reklam olmasın diye ama. Reklam olmuyor. Starbucks'ta birilen böyle çok acıyorum. Eleştiriyorum. Evet. Ben halkım. Halkım! Her şeyi sussuz kafamıza dünya para alıyorlar. Porsiyonların kısma taraftarı değilim şahsım açısından ama herkes yani yiyeceği kadar tabağını almasından yana. O yüzden bu ne o serpme kahvaltıya falan karşıyım arkadaşlar. Ben de karşıyım. Bir sürü şey geliyor, çoğu şey yenmiyor, ne o yani, israf var. Aynen öyle. Açık büfe falan. O yüzden herkes evde yesin falan demişim. Valla ben de karşıyım, ne yalan söyleyeyim. Ya ben beyaz peynir yiyeceğim. İki tane de zeytin alacağım. Niye miyim ki ben? Ben onun parasını ödemek istiyorum. Niye ben serpme kahvaltı yiyip de orada hepsini aynen, bırakayım? Aynen. Bir de garip garip şeyler getiriyorlar. Aynen öyle. Gereksiz gereksiz. Ay bugün ben Çetin'le hiç sohbet edemedim. Kaday hoş geldin. Ettin canım. Vay canım, merhaba, hoş canlar. Senden mi duydu acaba bu telefonu çıkıyorsun? Ne diyor? Hemen eleştiri yapıyorsun ya, telefonu çıkarmıyorsun. Telefonunu göster. Vardı mı öyle muhabbetler? Aynen, neyse. Sivas'ta meyve sebze ucuz ama bayağı en fazla kiloları 4 lira. Çok ay, iyi. Bizde çok yok. Çok iyi. Ben bizde de daha büyük bir pazardan, ondan önceki pazara uğradım. 4 liraya hiçbir şey yok. Aynen. Pazardan 4 lira alacak hiçbir meyve sebze hiçbir şey yok. Meyveler çok pahalı arkadaşlar ya. Zaten meyvenin fiyatını söylemiyorum. Peki çok böyle çıkıyor değil mi? O seradan mı çıkıyor? Bir şey oluyor. Çeyrek altı fiyatı. Erik mi? 6 tane koymuşlardı. 6 tanesi fiyatı 50 TL'ydi. Yok ya yani. Neyse biraz bekliyorum. Hamileler altı için. Hamileler. Aşağı erdiyseniz elinin. Yeşillikler de. Onlar fena değil de yani. Yeşillikler de normal maydanoz 25 kuruş ya da 50 kuruşken. Şimdi 1,5 TL'nin altında maydanoz demeti yok. Doğru. Onlar da 1,5 TL maydanoz demeti. Ne yapacaksın? Maydanoz mu yiyeceğim evde sadece? Yo ben bakıyor değil. Fiyatı pazar alışverişi yapan benim. Pazarı gidip alınması gereken ne varsa fiyatı pazarı gezip fiyat şeyine bakan bir insan olduğum için nerede uygun fiyata kaliteli bir ürünü almam gerekiyor. Ekonomi Bakanı emin. Evet. Yani onlara ben bakarım. Ben müsrifim. Demeyim ben. Yani ifşa ediyorsun. Öyle. Doğru. Annem bakmaz mı? Alır orada. Hiç önemli değil. Ya onun da zevki başka bir. Sağ olun. Ben bakarım, her şeye bakarım. Pazara gezerim. Nereden ne almam gerekiyor? Belki oradaki domates fiyatı farklı. Ne oldu? Gittik o domatesi ta cuma günü dün yani. Gittik 2,5 liralık domatesi gördük. Sonra gittik daha bir daha 2,5 liralık görmedik. Döndük onu aldık. Ne işte, bakacağım ki? Bakacağım işte. Belki işte 2,5 lira benim mantığıma uyan bir rakam. Bütçeme uyan bir rakam. Ne yoruyum bu sıcakta kendimi? Bakış açımız farklı, boşluk. Ya. Neyse, en iyisi boşluk alıp gelsin. Ben emekli bir insan olarak bakıyorum pazarda. Yani? Annem de herhalde kendisi villa sahibi zannediyor. Allah'ıma şükürler olsun, benim yüreğim öyle. Bin kere gönlümüze... Arkadaşlar bu kırdık bir psikolojisi iptal edelim. Evrende sinirsiz evet. Bolluk bereket var diyelim. Aynen. Şöyle bir silkelenelim, bir toparlayalım. Aynen öyle. Yoksa boşlar düşecek. Taşıyor. Bereketler taşıyor. Boşluk.
Sen taşıyorsun, ben taşıyorum, hep ben taşıyorum. Evet, boşluk çok. Aylur teyzenin en sevdiği pratik yemek nedir? Köfte patates. Tavuk ızgara. Çok kolay. Tak, atıyorsun oradan. Benim dondurucudan çıkar. Pazarda banka, pazarlık yapılır mı? Pazarda pazarlık yap bakayım, o pazarcılar seninle olamıyor. Boğarlar. Şöyle bir iki tane domates elleyeyim de bırak abla onu. Onun için hiç yapmıyorum hiç. Eğer seçebilirsiniz derse teşekkür edip devam ediyorum seçmeye. Ama oh. Evet, bu sesi duyuyorsanız köfteler pişiyorum. Yardım edeyim mi anneanneciğim? Yok. Sağ olun. Sağ olun. Kadın gidiyor işte burada. Kadın işe gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bu saatte işler güzel nasıl? Güzel nasıl arkadaşlar? Badeci Antalya'da seçmek serbest. Ankara'ya gittim öldüreceklerdi. İşte illere göre değişiyor o iş. Maalesef illere göre değişiyor. Uyudum uyandım sıcaktan. Evet. Sıcak çok etkiliyor. Yani ama ben bak yoğurt yedim, benim bir içim şey yaptı o. En güzel soğukmuş. Buz gibi soğukmuş, aynen katılıyorum. Şimdi bir dakika da ben sohbet yapayım, artık kapatacaksın. Tamam. Söz sende oldu. Böyle ben bırakayım istersen, Stefan da okabilirsin. Yok, sen de. Önceden bakayım birazcık. Sevgili şef, bugünkü yemeklerimiz de Gaye ile birlikte benim için çok önce tadım yaptı. Gaye ile birlikte çok keyifli geçti. Onun altına gayet güzel. Güzel oldu. İyi yerimler Antalya'da seçmek derdi. Uyudum uyanmış sıcaktan of. Elmalı hoş geldin. Yoğurtlu tavuk pilav. Emirdim ben de severim. Bora hoş geldin. Sağ ol canım benim. Bugünkü yemeklerimizi hoş geldiniz hepiniz. Bitti ondan sonra. Güzel bir yemek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunun beğenmesi bugün gayeye bağlı. O tadını söyleyecek. Öyle mi? Çok heyecanlıyım. Ben baktım. Tamam. Sen de baktın, ben de bakacaktım. Ekmek bakacaktım. Furkan'cığım perşembe görüşürüz. Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Ben vedamı yapayım. Gelenlere, abone olanlara, bir takanlara, müziği kimler kaldırırsa. O kadar neşem yerine geliyor ki. Aslında o kadar neşesizdir ki. Bu Antalya, Türkiye'nin yanan yerlerini yakanlar kimse ya. Aynı acıyla yansıdım. Hiçbir şey söylemiyorum. Hayaller şehrin master şef jürisi Gaye. Evet Gaye, hadi bakalım. Bunu yaparken ne seçtiniz falan? Nasıl yaptınız bunu? Hangi ateşte? Emir'den öpüyorum seni ve hepinizi öpüyorum ve boşluğa veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel enerjilerimizi gönderelim. Dualarımızı yapalım. Emre'ne güzellikleri bırakalım arkadaşlar. Boşluktur müsaade. Çok güzel. Tamam. Ama çok şeymiş, değişik bir pilav ha. Çok aromatik. Ben sizin yerinizde yiyorum, yoksa yok yani gerçekten. Ne diyorsun? Seni çok beğendim. Evet. Sevgiyle yapılmış arkadaşlar. Aha öyle mi? Siz kendine kalbe bakın görmüyor. Çok güzel. Ağza dağılıyor, hep öyle. Ağza dağılıyor ama çok güzel falan görünüyor. Biri bir denemek vesaire. Güzel de iyi bakın. Afiyet olsun. Size sağlık. Çok güzel. 10 üzerinden 100 veriyorum arkadaşlar. Mükemmel. Kanya tadına bir bak. Hı? Kanya tadına bak. Kestin mi? Ha baktın mı? Kestin mi? Şey yani. Çok güzel. Kestin mi? Kestin mi? Salih'cim üçümüzün fotoğrafını alabilecek mi tatlı? Bu ne? Ay. Sen de gel. Yakın. Yani nasıl? Oo. Ben benim için bu. Kim alıyor? Nereye bakıyorsun? Fotoğraf istiyoruz. Ekran görüntüsü, klip ne buluyorsunuz onu arkadaşlar? Tamam mıyız?
Çok tamam. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hadi bakalım. İşte bozacağım. Efendim, kendinize iyi bakın. Bugünkü yemek yayınımız. Gayet beğendi. Ben beğendim. Cacık'tan da bakacak o. Şu da var. Bir de köfteler yapıldı biliyorsunuz. Her dalda nasıl olduğunu bir onu da gayet söyleyecek. Hepinize çok çok kendinize iyi bakmak dileğiyle diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.